Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Güvenç Kurtar ve Nedim Yiğit'le birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederim. Hocam nasılsınız? Sen Rize'lerden geldin. Evet, Rize'lerden geldim. Hemen bakıyor hocam. Bakıyorum şimdi, neye bakıyorum biliyor musunuz? Kimlere ne söyleyecek? Selamları şimdi, var, evet. Teşekkürleri var. Bir kere bizim... Yine bir seyahatten evet. Geldi. Buyurunuz efendim. Bizim şimdi tüm büfet var, tüm bürokratları, iş evet. İnsanları federasyonumuz. Tarım zirvesine gittik Rize'ye. Şimdi Rize'de çay var değil mi? Başka alternatif neler yetişebilir? Kuş konmaz duydun mu mesela? Kenevi. Kuş konmaz piyasası da çok yüksek bu arada. Evet, bravo. Blueberry. Var ya yaban mersini. Aslında yaban mersini oralarda çok evet. Yetişiyor. Şimdi, ama ormanlık bölgede yetişermiş tabii ki. Evet, onları falan konuştuk falan. Tabii bizim başkanım Mehmet Süre başkanımıza buradan bir selamlar. Osman Toplu. Ondan sonra Özdemir Öztürk Korkmaz, Arif Ekşi, Maksut Okur, onlara buradan bir selam gönderiyor. Başka bir şey daha oldu orada. Bir arkadaşımın arkadaşım var, tamam mı? Oğlum dedi şey var. Ne o mezuniyet töreni gelir misin? Tamam dedim. Mustafa Bayar'la Cihan kardeşim, Cihan Yıldız gittik. Ya bir özül töreni yaptılar. Bakayım. Sağbaş Anadolu. Necat Sağbaş Anadolu Lisesi. Ya o kadar güzel bir şey yaptılar ki bir mezuniyet töreninde inanamazsınız. Ben de orada bilek görüşü şampiyonu varmış Türkiye bir çocuk. Biliyor musun? Ona şey verdim, ödül verdiler bana. Ya şeyler unutmuşuz tabii biz. Gerçi kepme attılar da. Ya mesela ne oluyor? Enleri, sınıfın enleri. Çocuk en çalışkanı, en tembeli yok da işte. İşte en güzeli, en işte saçları şu olan falan filan. Harika bir şey yaptılar. Bir mezuniyetlerini yaptılar. Onlara gittim. Bize de buradan Rize'ye selamlarımızı gönderelim. Selamlar. Arkadaşlarımız, evet. Hocamın teşekkürleri ve selamları önemli. Çünkü sürekli geziyor. Geziyor, görüyor, bize de anlatıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Mehmet Süre Başkanımıza tekrar bir selam gönderin. Ve yaban mersini ile ilgili de. Pek çok bilgi edindiğini tahmin ediyorum. Ama şey nereden biliyorsun sen kuş konmazı? Hocam niye bilmeyeyim ya? Ben yemek yapıyorum sürekli. Kuş konmaz. Nasıl bilmeyeyim? Almanya falan ihraç ediyorlar mı? Bulamıyorlar. Etin balığın yanında güzel bir garnitürdür. Izgarası da güzel olur. Haşlanır da buharda da güzel olur. Sağlıklı. Güzel bir besin yani. Pahalı biraz. Herkes ulaşamıyor. Ne kadar fazla yetiştirirsek ülkemizde o kadar iyi. Bu detayların ardından artık başlayalım değil mi? Yemeğe başlayacağız. Ömer Faruk arkadaşım arabada şu anda şeye gidiyor bir de. Malatya, Elazığ arasında tünel varmış. Oradan gidiyorum dedi. Yolda, radyoda bizi dinliyor. Ona da buradan selam söyleyelim Ömer Faruk. Selamlar. Selamlar. Şimdi bugün akşam saatlerinde Beşiktaş duyurdu teknik direktörünü Van Bronckhorst'u. Biz daha dün gece burada en yakın isim diye konuşurken Van Bronckhorst'u artık Beşiktaş'ın hocası oldu. Konuşacağız. Önce bir haberimizi getirelim ekranlara. Tabii ki konuklarımızın da yorumları önemli. Bağlantılarımız olacak. Başka ayrıntılar, başka detaylar da var. Ama önce şimdi sözleşmenin detayları neler bir haberimizi de izleyerek başlayalım. Evet, ilk olarak Nedim Hocam seninle başlayacağım. Seninle daha önce de gelme ihtimali üzerine konuşurken bahsetmiştik hocadan. Ve artık Beşiktaş'ı çalıştıracak. 2+1 yıllık bir anlaşma. Nasıl yorumluyorsun? Ben kendisi... Kuman'ın Feyenoord'da yardımcısıyken bir 15 günde beraber antrenmanlara katıldım. İlk sanırım Süper Lig'de yani Hollanda 1. Lig'de ilk deneyimiydi. Biraz bilgi sahibim aslında oynatmak istediği oyunla ilgili. Ama sondan başlarsanız en son Rangers'ta 2021-22 sanırım çok başarılı bir sezon geçirdi. Avrupa Ligi'nde Dortmund, Kızılyıldız, Braga, Leipzig, bunların hepsini eleyerek Eintracht Frankfurt'a penaltılarda elendi. Kaybetmişti ama sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalınca Malmö'ydü galiba hocam. Malmö'ydü, elendi. Yani böyle bir ligde de çok yüksek puan ortalamasıyla oynadı. Beşiktaş için benim kanımca oynatacağı oyun tarzı Beşiktaş'a uyan bir teknik adam. Pas odaklıdır oyunu. Özellikle kenar oyuncuları, beklerin çok ikinci bölgeden çok orta kesmesiyle ilgili veya oradan gol pasıyla ilgili çok şey vardır.
ön tarafta çok dar oynar yapı olarak. Yani ataktayken biz atakta futbolun prensiplerinden birisi genişliktir. Genişlik kazanırsınız ki rakip savunmayı açmak evet. açısından. Hoca biraz daha dar oynar. Topun onda kalmasını seviyor. Önde 2-3 kişi işte santrofor, 2 orta saha, şey 2 kenar oyuncusu, hatta bir zaman zaman 8 zaman zaman 10 pozisyonda bir oyuncuyla. O zaman da Hacı'nın oğlu vardı sanırım. Böyle kullandığı. Oradan aslında dönen toptan ziyade biraz daha kaptırdığı toplarda, çıkışlarda, geri dönüşlerde kalabalık olmayı seçen. Yani genelde top oynamak, futbol oynatma odaklı bir antrenör. 2021-22'den sonra bir çalışmasını hatırlamıyorum. Belki hafızam beni yanıltıyor olabilir ama şu an Beşiktaş'ta daha önce iki program önce konuştuğumuz isimlerin hepsinde farklı farklı oyun yapıları vardı. Bence bu biraz daha Beşiktaş oyununa yakın bir tercih gibi geldi bana. Daha konuşacağız. Şimdi telefon attığımızda da Beşiktaş muhabirimiz Furkan Yıldız var. Furkan hoş geldin. Melike hoş bulduk. İyi yayınlar. Hem Güvenç hocam hem de Nedim hocama da selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Mükabele. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız. Akşam saatlerinde duyuruldu teknik direktör. Senin bilgilerini, notlarını bir alarak başlayalım. Bizim de sana sorularımız olacak. Biraz da izleyicilerimize de daha yakından tanıtmak istiyoruz tabii ki Van Bronckhorst'u. Ve bundan sonra neler olacak? Onlarla ilgili de sorularımız olacak. İstersen sen bir bize genel olarak bu anlaşmanın detaylarını anlat. Tabii ki. Beşiktaş tarihinin 62. teknik direktörü oldu Giovanni Van Bronckhorst ve kulüp tarihindeki ilk Hollandalı teknik direktör. Öncelikle hayırlı olsun Beşiktaş camiası için. Bir anlamda Beşiktaş'ta bu büyük resmin, büyük puzzle'ın en önemli parçası bu akşam itibariyle artık tamamlanmış oldu. Bundan sonra artık kadro anlamında biraz daha Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde planlamaların gerçekleşmesini bekliyoruz. Giovanni Van Bronckhorst'un geliş sürecini anlatalım öncelikle dinleyicilerimize ve izleyicilerimize. Beşiktaş'ta yaklaşık 50 günü aşkın süredir devam eden bir teknik direktör arayışı vardı. Bu süreçte hem Sayın Başkan Hasan Arat hem özellikle ikinci başkan Hüseyin Yücel ve aslında futbol komitesinde yer alan tüm yönetim kurulu üyeleri birçok teknik direktörle bu süreçte temasta bulundular. Gündeme düşen isimler de oldu. Somut olarak Beşiktaş'ın masaya oturduğu çok önemli teknik direktörler vardı. Razvan Lucescu o isimlerden birisi. İşte Jose Mourinho bir dönem Beşiktaş'ın masaya oturduğu teknik direktörlerden birisiydi. Yerli listesinde Nuri Şahin özellikle Sayın Başkan'ın üstünde çok uzun süre durduğu adaylardan birisiydi. Giovanni Van Bronckhorst'a aslında Beşiktaş'ın teknik direktör gündemi için yeni bir isim değildi Melike. Aralık ayında Fernando Santos'un göreve geldiği dönemde de o aylarda da yine Beşiktaş'ın listesinde olan isimlerin belki de başında geliyordu Giovanni Van Bronckhorst. Hatta taraflar o dönem Aralık ayında prensip anlaşmasına kadar varmış. Süreç neredeyse tamamlanma noktasına gelmişti ama Giovanni Van Bronckhorst'un ekibinde yer alan Jean-Paul Van Gastel o dönemde NAC Breda kulübünde teknik direktör olarak görev alıyordu ve Giovanni Van Bronckhorst aslında ilk günden bu yana özellikle ekibi noktasında çok fazla taviz vermedi ve Jean-Paul Van Gastel'in NAC Breda'nın ayrılamadığı senaryoda bu transferin de gerçekleşmeyeceğini o dönemde de söylemişti Beşiktaş kulübü yetkililerine ve nitekim de öyle oldu. Jean-Paul Van Gastel o dönemde Aralık ayında NAC Breda kulübünden ayrılamadığı için Giovanni Van Bronckhorst'un Beşiktaş'a transferi gerçekleşmemiş ve işin devamında, sürecin devamında Fernando Santos göreve gelmişti. Ama bu dönemde, bu süreçte, son yaşadığımız süreçte bu anlamda özellikle yine ekip noktasında Fernando Santos'tan sonra Giovanni Van Bronckhorst konusunda Beşiktaş kulübü Jean-Paul Van Gastel'in Van Bronckhorst'un ekibinde olacağını bir kez daha ben altını çizeyim. Buna ek olarak da yine Serdar Topraktepe ki Serdar Hoca da artık Türkiye Kupası kazanmış bir teknik direktör. Beşiktaş kulübü başkanı Hasan Arat bu geçici dönemde Serdar Topraktepe konusunda da birçok defa Serdar Hoca'yla devam edebilme ihtimalinin, kulüpte farklı bir noktada görev alabilme ihtimalinin bulunduğunun altını çok sık çizmişti ve Giovanni Van Bronckhorst'un ekibinde de yine Serdar Topraktepe'nin de olacağını aktaralım. İki aslında yardımcı antrenörle beraber çalışacak Giovanni Van Bronckhorst. Birincisi kendi yardımcı antrenörü çok uzun yıllardır, 10 yılı aşkın süredir gittiği, görev aldığı her kulüpte
Yanında olan Jean-Paul Van Gastel onunla beraber Beşiktaş'a gelecek ve ek olarak da Beşiktaş'ın da aslında bir anlamda da belki kurumsal hafıza diyebileceğimiz bir noktada Serdar Topraktepe'de yine Giovanni Van Bronckhorst'un ekibinde olacak. Önümüzdeki hafta Hollandalı teknik direktörün İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Hafta başında İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Öncelikle tabii ki bir basın toplantısı gerçekleşecek. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak Giovanni Van Bronckhorst. Sonrasında çok ufak bir tatil yapmasını bekliyoruz. Beşiktaş 1 Temmuz itibariyle Nevzat Demir tesislerinde toplanacak ve yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Sonrasında siyah beyazların 10 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri aralığında bir yurt dışı kampı da olacak. Slovenya'da siyah beyazlar bir yurt dışı kampı etabı gerçekleştirecek. Önümüzdeki hafta Giovanni Van Bronckhorst'un İstanbul'a gelmesini, resmi sözleşmeye imza atmasını ve devamında ufak bir tatil yaptıktan sonra da artık tamamen buraya dönerek Beşiktaş'taki görevine 1 Temmuz itibariyle başlamasını bekliyoruz. Giovanni Van Bronckhorst sürecini bu şekilde özetleyebilirim. 2+1 yıllık anlaşma olduğunun da ben bir kez daha altını çizeyim. Tekrar etmekte belki bir kez daha fayda var. İki yardımcı antrenör olacak ekibinde Giovanni Van Bronckhorst'un. Birisi kendi çok uzun yıllardır beraber çalıştığı Jean-Paul Van Gastel. Diğeri ise Serdar Topraktepe yine Beşiktaş'taki görevini bu kez Giovanni Van Bronckhorst'un ekibinde devam edecek. Eğer sorularım varsa ben onları yanıtlayarak devam edebilirim Melike. Furkan Yıldız, şunu da soralım. Sportif direktörlük konusu. Şu anda yine isimlerin gündeme geldiği bir durum var orada da. İzleyicilerimiz de eminim merak ediyordur. Beşiktaş'ın bu anlamda hamlesi olacak mı, var mı? Ve tabii ki kadro planlaması bununla beraber doğru orantılı olarak nasıl şekillenecek? Orada kimler rol alacak? Çünkü biraz daha diğer takımlara da baktığımızda transferde işte başrolü alan belli başlı sivrilmiş isimler var Beşiktaş'ın rakiplerinde. Beşiktaş'ta bu durum nasıl ilerleyecek? Aslında senin ifade ettiğin gibi kadro planlamasıyla aslında çok bağlantılı bir konu sportif direktör konusu Beşiktaş'ta. Çünkü daha önceki açıklamalarında Sayın Hasan Arat da bunun altını çizmişti. Beşiktaş'ın bir sportif direktör ihtiyacı olmasındaki ana faktörlerin başında özellikle takımda mevcut kadroda bulunan yabancı sayısının çok fazla olması ve bu oyuncuların bir anlamda bir şekilde elden çıkartılması gerekiyor Beşiktaş'ta. Şu anda siyah beyazların 17 sözleşmeli yabancı futbolcusu var. Raşit Gezal veda etti, Beşiktaş kariyerini noktaladı. Joe Worrall kiralık olarak forma giyiyordu, Nottingham Forest'a geri döndü ve bu sayı kiralıktan dönen futbolcularla beraber 17 olarak şu anda Beşiktaş'ta mevcut. Hiç kolay bir süreç değil. Beşiktaş'ın belki de bu yaz transfer döneminde yönetim anlamında vereceği en büyük sınav bu futbolcuların büyük bir kısmının elden çıkartılması olacak. Bu anlamda tabii çok sıcak temaslar, sıcak gelişmeler yaşanıyor Beşiktaş'ta. Özellikle oyuncu satışı anlamında da siyah beyazlarda ben şöyle özetleyeyim. Belki Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlamasında hangi yabancı futbolcu takımda kalacak? Belki bunu konuşmak çok daha doğru olur. Çünkü belki isim vermek çok doğru değil ama kafalarda resmin tablonun şekillenmesi için bunu söylüyorum. Ernest Mucci Beşiktaş'ın çok ciddi yatırım yaptığı bir futbolcu. El Musrati yine aynı şekilde kış transfer döneminde takıma katıldı. Çok ciddi bir bonservis bedeli karşılığında geldi. Milot Rashica ise sezon başında çok büyük umutlarla gelmişti. Ben özellikle bu üç futbolcunun çok ciddi astronomik rakamlar gelmediği sürece takımdan ayrılmalarını çok kolay görmüyorum. Buna ek olarak da Beşiktaş'ta Gedson Fernandes konusu var. Gedson önemli bir tabii ki profil, önemli bir oyuncu. Belki burada Giovanni Van Bronckhorst'un da özellikle Gedson Fernandes'le ilgili vereceği rapor çok önemli olacaktır. Ama Gedson Fernandes'e gelen teklifler var. Şu an için somutlaşmış bir süreç yok Gedson Fernandes konusunda. Ama bu sezon başında da İtalya'dan Lazio'nun bilgisi olmuştu Gedson'a. Fakat Beşiktaş'ın beklediği rakamlar gelmemişti. Ama önümüzdeki yaz transfer döneminde Beşiktaş'ta hem Gedson özelinde hem de aslında yabancı birçok futbolcu özelinde çok hareketli bir süreç yaşanmasını bekliyoruz. Artur Masuaku için ilerleyen günlerde daha somut ve daha sıcak temaslar yaşanabilir. Artur Masuaku'nun kendisine kulüp aradığını, kulüp bulmaya çalıştığını biliyoruz. Özellikle Fransa Lig 1 Masuaku için biraz daha olası bir ihtimal gibi görünüyor şu anda. Buna ek olarak Omar Colley'e yine Beşiktaş'ın
kendisine kulüp bulmasını istediğini belirttiğini biliyoruz. Bu anlamda ilerleyen günlerde oyuncu satışı konusunda Beşiktaş'ta da artık yavaş yavaş bir hareketliliğin başlamasını bekliyoruz. Sportif direktör konusunda da şöyle özet geçeyim. Beşiktaş'ta aslında dün yine Aspor'un özel haberi olarak da bunu paylaşmıştık. Morgan DeSantis, Türk futbol severlerin çok aslında yakından tanıdığı bir profil. İtalyan spor insanı diyeyim Morgan DeSantis için. Daha önce Galatasaray'da görev almıştı. Son olarak İtalya ekiplerinden Salernitana'da sportif direktör olarak görev yapmıştı. Beşiktaş'ın sportif direktör listesindeki isimlerden birisi Morgan DeSantis'ti. Dün kendisiyle bu konuyu konuştuğumda bizzat kendisine Beşiktaş'la ilgili durum nedir sorusunu yönelttiğimde tabii biraz politik bir cevap verdi tırnak içerisinde. Şu an için sessizliğimi korumak istiyorum. Kariyerimde bir sonraki adresimin neresi olacağını çok kısa süre içerisinde karar vermiş olacağım ve yeni meydan okumalara hazırım dedi Morgan DeSantis. Benim sonrasında yapmış olduğum araştırmalarda DeSantis'in biraz daha İtalya'da kalma ihtimali yüksek görünüyor ki zaten Beşiktaş Kulübü yetkilileri de şu an bu aşamada Morgan DeSantis'in çok öncelikli isimler arasında olmadığını belirtiyor. Bunun altını çizelim. Listedeki isimlerden birisiydi ama şu anda Morgan DeSantis İtalya'da Serie A'da kalmaya çok daha sıcak gibi görünüyor. Bunu söyleyebilirim. Bir Devin Özek konusu vardı Beşiktaş'ta. Bayer Leverkusen'de futbol direktör yardımcılığı görevi yapıyordu Devin Özek ve Beşiktaş'ın yine sportif direktör listesindeki isimlerden birisi Sayın Başkan'a sanarak bundan yaklaşık sanırım 15-20 gün önce bir Almanya ziyareti öncesinde, seyahati öncesinde Devin Özek isminin de altını çizmiş ve Sayın Başkan da aslında bu ismi telaffuz etmişti. Beşiktaş'ın istediği isimlerden birisi sportif direktör konusunda Devin Özek. Orada tabii Bayer Leverkusen kulübünün Sayın Özek'le ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacağı da merak konusu. Şu an için sportif direktör konusunda çok somut bir resim yok aslında Beşiktaş'ta Melike. İlerleyen günlerde özellikle Giovanni Van Bronckhorst hamlesinden sonra sportif direktör konusunda da gündeme ben yeni isimlerin, farklı isimlerin de düşmesini bekliyorum. Özellikle biraz daha Hollanda ve İngiltere ağırlıklı profiller ilerleyen günlerde Beşiktaş'ta sportif direktör konusu için görebiliriz. Şöyle bir kez daha toparlamam gerekirse eğer sportif direktör konusunun Beşiktaş'taki en önemli ana maddesi, gündem maddesi olmasının altındaki sebep özellikle mevcut kadrodaki yabancı futbolcuların satışı konusunda sportif direktörün futbol piyasasındaki network'ünü kullanmak ve bu satışlarda onun yaratabileceği pazardan aslında bir anlamda da faydalanmayı hedefliyor Beşiktaş yönetimi. Şu an için bu durumu, Beşiktaş'taki durumu hem teknik direktör hem sportif direktör hem de kadro konusunu bu şekilde özetleyebiliriz Melike. Furkan Yıldız, çok teşekkür ediyoruz. Sana bugün fazla mesai yaptırmış olduk. Ağzına sağlık. Aktardığın bilgiler için biz de konuklarımıza değerlendirelim. Ama yine de sana kolay gelsin. Sürekli bir haber alma halindesiniz zaten. Evet, Furkan'ın verdiği bilgiler ışığında yani şunu söylememiz lazım. Evet, yabancı bir isim değildi zaten, isteniyordu ve olmayınca Santos gelmişti. Oradaki pürüz de aslında işte yardımcısıydı. Artık o sorun da çözülmüş bir şekilde geldi. Başarıları olan, kupaları olan bir hoca. Biraz buradan da gidelim istiyorum. Furkan'ın verdiği bilgiler ışığında. Hocam sana yeniden döneceğim ama Güvenç hocam nasıl yorumlayacak merak ediyorum. Ya ne yiyorum biliyor musun? Çok üzücü bir şey bu sportif direktör olayı. Nasıl üzücü biliyor musun? Elde 17 tane adamı satmak için yani. Birinci vazifesi bu. Hani var ya birinci vazifen şu bu falan diyoruz ya. Atatürk'ün şeyi var. Birinci vazifesi. Çok fazla yabancı oyuncu ya var. Ya böyle bir şey olur mu ya? 17 tane futbolcu alıyorsun. Bunları nasıl göndereceğim diye bir tane sportif direktör diyorsun. Sırf bunları göndermek için. Şimdi esasında adam alırken normalinde fazla bu sportif direktörlere ihtiyaç yok. Normalinde menajerlerle halledersin ama düşünebiliyor musun? 17 tane adam nasıl aldınız, niye aldınız ya? Şimdi bugün biz Şen Ostomer'le gene biz burada bir çekim yaptık. Bayramla ilgili. ATV'nin bünyesinde gene. Orada konuşuyoruz işte değil mi? Takım sayıları falan filan. Hep Süper Lig'deki şeyler diyor ki başkanlar işte 20 takım olmasın 18, ellerinden gelse 16'ya indirecekler falan filan. Niye? Para gelecek. Ya kardeşim sen şimdi bu başkanlara ver trilyon doları, bunları harcayacak. Trilyon euroları harcayacaklar yani. Fark etmez, bunun sonu yok. Ucu açık. Ya sen bir yani bak dikkat edelim. Herkes şimdi mesela
şey geldi aklıma. Birisini beğenmiyorsun Beşiktaş takımında. Kardeşim, şu onu beğenmiyorsun, bu gitsin, bu gelsin. Burada konuşan arkadaşlarımız da var, isim vermeyeceğim şimdi. Onu beğenmiyor. Arkada, yok sen yoksun işlerinde. Yani rahat ol. Tamam mı? Şimdi, ya bunu beğen, ya kim nasıl alsın, adam alsın. Neyini alacaksın? Şu borçlara bir baksana ya. Ya bu biz eurolar, dolarlar, arkadaş bunu Türk parasını çevirdiğin zaman inanılmaz meblağ ya. Onun için de biz de hemen burada işte şey onu beğenmedim, şunu beğenmedim. Gerçi ben stoperleri beğenmiyorum. Bu arada da birisi hocam falan derse bana, biliyor musun? Ondan sonra ya beğenmiyorum değil, hata yapıyorlar ya. Ben onu söylüyorum. Yani şu şundan iyidir, tamam mı? Bir tanesi bana yapmış, Necip dedim şeyden iyi dedim. Birisinden unuttum. Cikudan mı ne, kafayı yemiş hoca diyor. Doğru söylüyor ya. Sen kafayı yedin. Arkadaş, çünkü niye? Ben bakıyorum, yaptığı hatalara bakıyorum. Necim'in yaptığı hataya bakarım, bilmem ne, iyi derken ben de yanlış konuşuyorum, ya yanlış şey yapıyorum, izah ediyorum. Onun şeyi daha az, neden ona, hataları daha az. Belki Necim Avrupa'da olsa, belki bunlardan yere göğe koyamayacaklar, Türkiye satın alamayacak onu. Neyse, şimdi biz de bu sportif direktör, şimdi sportif direktör dediğim bildiğimiz bizim, tamam, yani kulübün her şeyi. Ekonomik olarak da işte transfer alanlar, gidenler, gelenler. Futbolcularla şeylerin arasındaki iletişim, bağlar, yani yönetimle falan hepsini yapacak. İşte bu ancak sportif direktör alıyorlar. Ne? İşte elindeki adamları satsınlar diye. Ben bunun geleceğini biliyordum. Bu Van Bronckhorst. Ya Giovanni, bu Giovanni şey mi? İtalyan değildi. Hocam hatta Endonezya asıllı. Evet de yani Giovanni diyelim ya. Bizimki derdi hemen Van Bronckhorst. Söylemekte mi zorlandın? Evet ya. Giovanni yani, desen. Giovanni. Bizim Giovanni desen. Evet Giovanni, bak fizik falan değil. Ya şimdi dedim tabii bunları takip ediyor hocam. Bana göre ya, çok başarılı bir sezonu var yani, değil mi? Orada müthiş Rangers'ta. Öyle kolay değil. Şimdi iyi takımı alıp da şampiyon yapabilirsin. Kötü antrenörsen yapamazsın falan filan. Ama şimdi normal bir şeyi alıp da yani böyle Avrupa'dakilere kafa tutmak öyle herkesin harcı değil. Bana göre şey çok olumlu. Ama tabii şu da var. Ya yani şimdi Mourinho'dan sonra belki Mourinho'dan başarılı olur. Daha başarılı olur. Onu da isteriz. Ama tabii o Beşiktaş ben olsaydım. Kimi alırdın sen olsaydın? Ben, ya isim vermeyeyim ama ben içimizden birini alırdım. Çünkü yerli hocam mı? Tabii Mourinho'dan sonra bak, bu falan olmadı. Ama bak. Olmadı mı? Ya bana göre bir numara küçük geldi. Yani, kim boy ölçüşebilirdi? Ya kim ölçüşebilirdi? Zidane mesela. Hocam tartışılır mesela, ya. Zidane'ı tartışmaz. Hayır. Buradaki başarı. Ha, başarılı olup olmayacağını bilmem. Zidane olur, Klopp olur. Şuradan söylüyorum. Kim var başka? Ya, kariyer olarak, şimdi Real Madrid gibi bir takımda elde ettiği için hani çok büyük başarılar. Tabii ki kariyer olarak evet, üst plan tutuyoruz ama Süper Lig'de imkanlar doğrultusunda. Yani yine tartışılır. Tabii tartışılır ama isim olarak gelirken tartışılmaz. Ondan sonra futbolculuğum zaten şey kimse tartışır. Zaten şimdi geçen gün şey yapıyorduk. Mourinho işte onu mu oynatacak, bunu mu oynatacak, üçlü mü oynatacak? Başladık şimdi. Vallahi ben var ya Mourinho'nda olsam soru almam. Var ya o şeyde şey toplantısında Mourinho kafayı falan sıyırır, biliyor musunuz? Böyle bir soru sorarlar ki bizimkiler. Diyor ya çok uzun soru soruyorsunuz. Ne? Ya vallahi ben dinlemem, biliyor musun? Gazeteleri okumam, televizyonları dinlemem. Öyle bir eleştiriler oluyor ki adam nereye düştü bilmiyor ki, nereye düştü, cehenneme düştü yani. Hocam Mourinho'yu belki daha hocam o İtalyan konuşuruz. Basını da gördü ya. İtalyan basını da bizden çok farklı değil yok, yani. Yok, ben sana bir şey söyleyeyim. Yani. Bizimkiler kusura bakmasın. Biraz yarışırız. Yok yok ya, biz de var ya yani biraz abuk subuk sorusu olanlar çok. Bak kusura evet, bakmasın, çok kaliteli bizim arkadaşlarımız var medyada evet, ama. Evet var. Böyle bazen de var ya öyle şeyin ucunu kaçırıyorlar. Olmaz. Tabii başarılı olsunlar. Ya şimdi Beşiktaş şöyle söyleyeyim. Şimdi dediğin gibi çok güzel bir şey söyledin. Yani onlar Real Madrid'de şurada burada başarılı olurlar da sıradan bir takımda ne yaparlar? Şimdi bu işte Rangers'te yaptığı şeyler mesela ben onları bilmiyordum. Hocadan şimdi öğrendim onları. Bana göre müthişler başarmış. Hocam evet, evet. Yardımcısı da bu arada Jean-Paul Van Gastel. Furkan'ın verdiği isim. Evet. Geçen sene Nakbreda'daydı ve Nakbreda şu an Eurodivize yükseldi. Yani bir üst lige yükseltti takımını. Evet. Şampiyon yaptı, öyle geliyor. Başarılı bir isim o da. Kesinlikle, kesinlikle başarılı bir isim. Ya hocam, sportif direktör konusu bizde biraz değişik algılanıyor. Güvenç hocam konuşmanın içinde değindi. Onun elindeki oyuncu portföyünü veya takım portföyünü değerlendirmek üzere. Aslında değerlendirmesi gereken şey mevcut kendi takımının
kariyer şey plan, lig planlaması, gelecek planlaması olması lazım. Biraz böyle sanki konsili araba satışçısı gibi böyle oluyor. Yani gel bakalım sen evet. bizim bu işleri düzelt git. Böyle değil aslında kulüp olmak. Yani bence Beşiktaş gibi yüzyıllık çınarların bir kere kendi portföyleri, ekipleri olmalı bu konuda. Ben hep söylüyorum yani bir ay önce belki tanıştı Beşiktaş'ın içiyle Van Bronckhorst. Evet, şimdi bütün daha yani biraz daha aşina aslında. Yani bu kulübün anahtarı buyurun dediğiniz zaman bu doğru bir hareket değil. Yarın öbür gün sportif direktör geldiğinde buyurun kulübün anahtarı bu da doğru değil. Kulübün hafızası olmalı. Yani onun bir oyuncu birikimi olmalı izlediği, takip ettiği. Bizim şu oyuncumuz var, ya Semih var. Semih'i çıkarttık. 3 sene sonra, 2 sene sonra bunu sattığımızda yerine kimi koyabiliriz? Türkiye'den, kendi takımımızdan, yurt dışından. Bu tür planların yapılması asıl olandır. Bir sağlık ekibinin sürekliliği olması lazım bence kulüp içerisinde. Tabii. Bir analiz ekibinin sürekliliği olması lazım. Bakın bu sene Beşiktaş'ın başarısızlığının en büyük sebebi kadrosu değil. En büyük sebebi istatistiklere göre bu sene ligde en fazla sakatlıktan dolayı evet. maç oynatamayan, maçlarda oynatamayan oyuncuların. Ilgili. Bir yani, de profesyonel yaşantıyla ilgili. Burada birçok kişi, aynen hocam, birçok kişi genelde direkt sağlık ekiplerine gidiyor ama esas problem sağlık ekibine gidiş. Tabii. Ondan adam sonra giderse dönüp dönmediğini konuşmak lazım. Ya orada şey var, pardon. Murat Çevik var. Benim ilk ben başlamıştım. Çalıştık hocam. Yani Murat Çevik çok kaliteli, çok bilgili. Ne yapsın adam? Adam geliyor. Ya var ya biz şöyle pardon. Şimdi Nedim hocamla aynı fikirdeyiz. Ya burada bir tane profesyonel menajer alıyor takım yani. Resmen futbolcu alsın satsın diye bir adam alıyor. Ama bu durumlara nasıl düştük arkadaş? 17 tane adam kim aldı bunları ya? Yine şeye geliyorum. Ondan sonra diyorlar ki takım sayısı insin. Bize fazla para gelsin. Ya bunlara milyar dolar yetmez. Milyar dolar yetmez ya. Hocam bu mantık da zaten doğru. Takım sayısını indirerek takımlara gelen parayı miktarını çoğaltmak yerine üreterek içeriye gelen para miktarını artırmak lazım. Yani evet. oyuncu mu alıp satarsınız? Alttan işte çıkartırsınız. Şimdi Semih çıktı. Herkes Semih'in bir fiyatını konuşuyor. Bence en son konuşulacak şey o şu an. Şu an Semih bu takımın çok önemli bir oyuncusu, oyuncu adayı daha doğrusu. Bu sene lig onun üzerine kurulabilir mi mesela? Bunu konuşmak lazım. Yoksa başka bir yerde daha önemli bir çıkış mı yaptırılabilir? Rakamlardan bağımsız bunları değerlendirmek lazım ki hocam, bu miktar artsın. Bir tane hocadan, bir tane oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi havuzda, bak şimdi gece Onur'a da biraz dokundurayım. Diyordu ki takım sayısı insin falan diye. Havuzda kimse var? Oğuz var değil mi? Yani büyük takımlardan alacak. Yetişmez, yok. Kimse buna bakmıyor. Nasıl yetişecek bunlar? Yani onlar takım sayısını indirerek olmaz. Bugün hep yalan yanlışlar var. Yani bizim düşünce, biz de maç şeyi, organizasyonu yani alt liglerde bu bal ligi dahil 3. lig, 2. lig, 1. lig 50 tane maç oynayacak. Bu kadar basit. Diyeceksin ki 50 tane maç oynayacak. Ya pratiği artacak adamın ya bir şey azı ya başka türlü yetişme futbolcu 15-20 maçla hiçbir şey olmaz. Şimdi adam bulamıyoruz. Şeyde bir tane var, Semih var. Bir de Oğuz var değil mi? Alanya'da başka birisi var mı şu anda? Yok. Bir Barış geldi. İşte bir Kerem geldi. 3-5 tane adam var ya. İsmail geldi. Bu arada kariyer grafiği de geldi hocanın. Ya bu ortalamalara bakmıyorum bak. Bu yanlış. Niye biliyor musun? Ver bana bir tane şeyi. Adını söyle. Galata'yı. Galatasaray değil. Yeşil direkt diyelim. Ver maç ortalaması 0,10 olur. 15 olur. Atıyorum. Bunlara bakmıyorum ben. Bu ortalamalar bana göre yanlış. Bu puan ortalaması olmaz. Aldığın takıma bağlı. 1.22, 2.01 Rangers'ta. Bir tanesinde 1.22 falan. Bunlara bakmıyorum. Neyse iyi bir takım alırsın. Anladın mı? Şimdi Galatasaray'ın ortalaması, hocasının ortalaması, Fenerbahçe'nin tabii ki yüksek. İsmail Hoca. Değil mi? Yüksektir yani. Kim en altta İstanbulspor hocasının puanına bak. Bir de puan silindi şeyden maç puanı. Kaçtı? 1.25 mi artık? 1.22 bile değildir yani. Neyse. Sıfırlı bir şeydir yani. Olmaz. Onlara bakmıyor. Ama şu var. Şimdi bu Rangers'la yaptı. Tamam mı? Başarılı. Yani bana göre çok başarılı. Şimdi Beşiktaş'ta bak bir şey var Beşiktaş'ın. Her zaman söylüyorum. Nasıl Salih için dedim oynaması lazım. Bu kupayı alamaz Beşiktaş dedim. Ne yapıp oynatın dedim. Şimdi Salih, Getson bunların baş şey ortası. Kimi evet. getirsen getir. Tabii ki 10-15 milyon euroluk işte Faradaş'tı işte şey yani böyle iyi futbolcular falan gelecek. Tamam oynar ama şimdi
Hacı Ahmet'te düzeldiği zaman bak bu üçlü ne diyorum bana göre müthiş bir orta sahaydı. Beşiktaş'ın anlaşmış, iki yönlü oynayan. Evet. Her türlü gole gidiyor, savunmaya geliyor falan. Şimdi orada bir avantajı var. Ama Beşiktaş'ta şimdi Masaoku problemi var. Masaoku'yu gönderecek de Şenol Hoca'da. Olmaz arkadaş. Neymiş? İstikrarsızmış. Ya kardeşim alacağın Masaoku'nun yerine alacağın adam 10 milyon euro. Bak 10 milyon. Daha iyisi yani daha iyisini alacaksan veya o ayarda. Ya istikrarsız diyorsun 30 maç oynamış. Allah Allah. 30 maç oynasın. Bana iyi oynasın. Sağ tarafta şimdi sağ bek. Onur geldiği zaman milli takımda oynuyordu ya. Adamı öldürdüler, geberttiler, bitirdiler ya taraftarla şunla bunla. Medya yaza çize bilmem ne. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Bizde menajerler var ya yazdırıyor, çizdiriyor. Fake hesaplardan şu gitsin bunun yerine adam aldıralım. Bu gitsin bunun yerine adam aldıralım. 50 tane adamı gönderdiler ya. Yerine adam aldılar. Gitsin yeter ki. Yeter ki adamı aldıralım. Diyor ki hani taraftar. Heyecanlandı diyor ya, parayı alacaklar heyecanlanıyor biliyor musun? Arada komisyoncular var ya, onlar heyecan, daha çok heyecanlanıyor. Bu gidecek, şimdi bunun yerine şunu alacağız. Bunun yerine şunu alacağız. Şeyi bitirdiler yani, ne Fenerbahçe'nin orta sahasındaki adam. Hangisi? Transfer var ya, o, beğenmiyorlar ya şimdi ya. Kurniç. Adam 13 kilometre koşuyor. Bitirdiler adamı, şöyle kötü böyle. Ya neyse kötü arkadaş yani. Sonra oynayınca da diyorlar ki, aa iyiymiş, geçen sene çok şey vardı. İşte kilosu vardı. İrfan çok istemişti ama hoca onu. Ya zaten iyi adam. Adamı bitirdiler, yok ettiler. İsmail Hoca soruyorlar, "Kunu sen söyledi." Adam ya medya sordukça pardon. Hocam sen de ama gerçi sen stoperde başarılı buluyordun. Stoperleri. Yok, Osterwold değil, sol bekte beğenmiyordun. Evet. Osterwold gene söyleyeyim, olmaz üretici değil. Stoperden biraz ama şey şimdi alsın. Ne düşünüyorsun Osterwold'de? Ama iyi. Stoper olarak ne düşünüyorsun? Ya bir şey daha iyi olur. Biraz pozisyon almasını bilirse daha iyi olacak. Süratli, çabuk, diri, tamam mı? Yani ama sol bekte olmaz şey varken, Ferdi varken olmaz. Hatta orada Lincoln niye verdiler? O da enteresan yani. Orada sol bek olmasa oynardı. Neyse yani şimdi gelin Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta şimdi şey ayrılmış Gezal. Bana göre çok hata. Büyük bir hata. 32 yaşında Gezal gibi adama ayrıldın. Neymiş geçen sene işte şöyle de böyle. Ya kardeşim iyileşti adam oynar. Ben olsam ben yine Başakşehir'de falan filan Trabzon yerinde alırım onu biliyor musun? Ya bu adam ya bu kanser değil ki arkadaş. Kanser bile iyileşiyor ya. İyileşti artık oyun devam etsin oynasın adam. Müthiş bir adam. 32 yaşında gönderdin. 36-30 yaşındaki adamlara yalvarıyoruz. Mertens. Geçen sene bak. Bu sene değil. Geçen sene Mertens gitti artık. 50 dakikalık 60 dakikalık oyuncu. Bizde çok şey var. Mihenk taşı da var bizim arkadaşlarda. 50-60 yani. 65 demiyorlar, 45 demiyorlar. 50-60 dakikayı. Adam 90 dakika hep oynuyor. Gönderiyorlardı bir sene evvel. Şimdi 3 milyon euro anlaşalım mı falan. Razı yani iki tarafta belki de. O 3750 mi ne istiyormuş. Tamam mı? Sen şimdi adamı öbürünü gönderiyorsun. Arkadaş 32 yaşındaki Gezalı. Ya niye gönderiyorsun? Öyle bir adam bulama. Tamam bak ne olur biliyor musun? İşte aldın. Ne aldı? Muçi. Kaç? 10 milyon euro bilmem ne var. Ya bu kayse mi ederim ben? İyi bir Gezal'la yani. Ki, peki hocam. Belki Van Prokos öyle istemiştir. Bilmiyoruz ki. Daha Van Prokos eğer bunu istediyse arkadaş hemen bavulunu gelmeden kenarda bıraksın. Hocam gönderdi mi? Geldiği gibi gitsin yani. Olur mu? Biz onların kapasitesini de biliyoruz biz şimdi yani. Olmaz. Bana göre yanlış işler oluyor. Yani yönetimin işte söylüyordum. Yönetim geçen yönetimin yaptığı hataları yapıyor demiştim. Bunun içinde Cenk Tosun da var, tamam mı? Şey de vardı Salih. Daha evvel Salih neymiş? Sakatmış. Ne sakatı ya? Sakat makat adamın moralini bozdu. Ama Gezal bozdu. Sürekli sakatlandı mesela hocam. Sonra ya hazır olmadan adam oynamak istedi. Bu kötü bir şey mi? İyi niyetle. Tabii sakatlanır. Hazır olmadan Melike. Yani hazır olmadan çıkarsan oraya sakatlanırsın kaslarını şeylerini kuvvetlendirmeden. Esasında bunların ölçümleri var. Kas kuvvetlerini ölçüyorsun falan filan yani. Belli. Peki hocam var, devam var. Edeceğiz yine sorularla beraber. Eks hesaplarınızda son sayfa etiketine merak ettiklerinizi yazın. Nedim hocama yine dönmek istiyorum. Sence kadro planlaması nasıl olmalı? Furkan'ın da söylediklerinden yola çıkarak hocam konuşalım. Bir kere oyuncu profilleri değişecek Beşiktaş'ta. Bazı oyuncuların profilleri değişecek. Az evvel söyledim. Bir kere Van Bronckhorst çalıştırdığı takımlarda muhakkak bir tane çok hava hakimiyeti yüksek bir stoper muhakkak arayışı var. Sert, atak, yüksek bir stoper. Kenar, bekler, kanat oyuncular daha çok böyle
3'e kadar inmeden ikinci bölgeyi daha iyi kullanabilecek bekler çok istiyor. Dediğim gibi öndeki oyuncuları, bu arada şeye bir açıklık getireyim. İzleyiciler dinlerken bir kanat oyuncusu vardı, bir de kenar oyuncusu vardı. Onun farkını pek zaman zaman isimlerle örnek verelim hocam. Ya şöyle söyleyeyim, mesela kenar oyuncusu İrfan Can Kahveci'dir. Kanat oyuncusu Visca'dır. Özür dilerim, tam tersi. Kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci'dir, kenar oyuncusu Visca'dır. Nedir? Kanat zaten içeri dışarı. Kenar oyuncusu biraz daha çizgiyi ağırlıklı kullanan tiplerdir. Barış da öyledir mesela sağ kenar oynadığı zaman. Reşitsa öyledir sağ kenar oynadığı zaman. Visca öyledir sağ kenar oynadığı zaman ağırlıklı. Diğerleri biraz daha orta saha özelliklidir. Buradaki oyuncu seçiminde zaman daha ağırlıklı dörtlü savunma oynuyor. 4-3-3'ü çok tercih ediyor ama üçlü oynadığı da var zaman zaman rakibe göre Van Broekhorst'un. Ama kenardaki oyuncuları çok erken içeride çok dar atak yapıyor. Yani biraz daha sıkışık oynuyor. Ataktayken de bunu sıkışık sağlıyor. Kenar oyuncularına biraz fazla yer açıyor. Beklere fazla yer açıyor. Orta sahada dediğim gibi 2-8'le oynuyor. Bazen 2 tane 8'i arkada tutup 1-10 ekleyebiliyor. Yani oyuncu profilleri biraz değişecek. Yani Getson gibi biraz koşucuları tercih ettiği çok maç var. Biraz Salih kendinin, ki ben hep söylüyorum bu konuda hocamla da zaman zaman hemfikir olduğumuzu söylüyorum. Getson jübile yapana kadar Salih kadar isabetli pasla oynayamaz. Öyle bir şey yok. O başka bir özellik var. Ama Salih'in de biraz özellikle birebirlerden şeyini artırması lazım. Başarısını, birebir başarısını daha fazla artırması lazım. Ama taktik konusunda da çok fazla taktiksel başarı, bu seneki teknik adamların özellikle dört büyüklerde, öyle söyleyeyim, hepsinin ayrı bir taktiksel özelliği var. Mesela Mourinho'nun rakipten bir fazla gol atma şeyidir bunun. 0-0 ise bir gol de yetebilir Mourinho'ya. Bununla da maçı bitirebilir. Ama Mourinho'nun son sezonlarında direkt şampiyonluğu oynayacak çalıştırdığı takım Fenerbahçe. Direkt şampiyon adayı dediğiniz takım Fenerbahçe. Bunu izleyeceğiz. İsim çok büyük bir isim. Buna hiç sözü kimsenin olmaz. Ama tabii medyada, basın toplantısında buralar çok renkli geçecek. O kesin. Ama saha ne kadar renkli geçecek bilmiyorum. Ben bir not aldım geldim. 19 maç oynamış Roma'da. 7 Ocağı kadar. 8 galibiyet, 6 mağlubiyet, 5 beraberlik var. Yani bu böyle de bir istatistik var elimizde. Yani diğer hocalar da nal toplamayacaklar. Abdullah Hoca'yı yıllardır biliriz. Daha kontrollü oyunu bekleyip atak oyununu, pivot santraforlu oyunu iyi oynayan hocalardan. Okan Hoca baskılı oyunu, özellikle orta saha, hep söylerim, Okan Hoca'nın orta sahası biraz erken yıpranır. Çok koşuculardır, baskı hocam, vardır. Şunu bir anlatsan ama şöyle anlat izninizle. Şimdi Roma'nın Türkiye'deki şeyini, halini anlat. Nasıl? Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, ne geldi işte Kasımpaşa, Beşiktaş falan. Roma burada kaçıncı? Yani bu takımlardan sıralamaya kaçıncı? Türkiye'de mesela olduğunu düşün. Mourinho burada kaçıncı takımı, Roma'da kaçıncı takımı aldı? Burada hangi takımı alabilirdi o sırada? Kaçıncı sırada mesela Roma aldığında? Hocam burada İtalya'yı bahsettiniz. Önce Inter'i bahsedersiniz, Juventus'u bahsedersiniz, Milan'ı bahsedersiniz. Sonra diğer takımlar gelir. Tamam, yani 5. 6. takımı aldı. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi gelir. Burada da 2. takımı alıyor. Veya kafa kafaya bir takımı alıyor. Aradaki fark ya, o. Evet. Yani orada bir haksızlık yapmayalım diye Mourinho'ya söylüyorum. Yok tabii canım. Anladın mı? Yani burada 6. 7. sıradaki bir takımı almış oluyor. Diyorlar ki şampiyon yap. Benim derdim aslında Mourinho değil, diğer antrenörlere haksızlık yapmamak. Yani her takımın başında bir hoca var ve elinde oyuncular var. Ne bildiğinizden daha çok ne kadar bildiğinizi, ne kadar aktarabildiğiniz, ne kadar da yaptırabildiğiniz kıymetli. Yani siz istediğinizi bilin. Bilmek yetmiyor ki, onu uygulatabilmek var. Elindeki kadro işte ilk kez sınırlı bir kadroyla çalışacak. Yabancı konusunda öyle her istediği olmayacak. Ama lig başka. Güldürdün beni, niye biliyor musun? Bir şey biliyorsa da aktaramıyorsa hiçbir şey bilmiyordur demek ki bana göre. Yani hem biliyorsun aktaramıyorsa o daha bir facia. Ha, hiçbir şey bilmiyorsun, hocam, aktaramıyorsun hocam, yani. Millete futbolu bilmeyen var mı? Futbolu bilmeyen var mı? Herkes biliyor. Ben bilmeyene rastlamadım şimdiye kadar. Siz de rastlamamışsınızdır. Evet. Ama dinleyenler de var ya. Bizim mesela. Sizce
hangi oyuncular gitmeli peki yazmış, sormuş izleyicimiz. Güvenç Hocam biraz duygusal bakıyor demiş Tayfun Bey. Gözal geldiğinden beri kiralık oynadığı sezon artık verimsiz. Kim? Bal yapmayan arı gibiydi demiş. Kim? İzleyici yorumlarını okuyorum. Gezal'dan bahsediyor. Ya bıraksın Gezal. Şurada demin bir tane adamı geçti. Bir topa vurdu, direkten döndü biliyor musun? Şey. Şimdi Muleka'yı söylüyorum. O attığı pası kim atabilir ya? Başka biri atsa var ya, Salih'in attığı golde. Uy derler ki vay anasını be. Ne biçim futbolcu falan. Ama biz de var ya, yerden yere vuruyoruz adamı. E varsa paran al yerine. Öyle mi? Yani ben duygusal, ya duygusal bakılır mı ya? Şöyle söyleyeyim ya. Kesinlikle şimdi bana soruyorlar hangi takımı tutuyorsun? Burada hep beraberiz değil mi? Ben hiçbir takımı tutmuyorum arkadaş. Beşiktaş'ta oynadım, fark etmiyor. Ne görürsem onu söylüyorum ya. Bana kızsınlar isterse. Eksikleri söylüyorum. Şimdi bu 17 tane adam mı alınır arkadaş ya? 17 tane. Fenerbahçe'de de bu. Galatasaray'da da bu. Bilmem X bir takımda da bu. Böyle bir şey olur mu ya Nedim? Ha? Vallahi ben aklım sırrım ermiyor. Onun için diyorum hani bunları ver arkadaş parayı. Vallahi milyar dolar alacağımazlarsa gel bana ne dersen de. Ondan sonra da Türkiye'de futbolcu yetişmiyor. Havuzdan kimse yok. Bir tek Oğuz var şu anda. Aşağıdan bilmiyorum kimse gelecek mi? Olmaz. 25-30 maç oynuyor adam. Tamam mı? 30 maç bile değil. 14-28 üçüncülükler biliyor musun? 3 tanesinde de grip falan filan olsa. Allah yani 20-22 maç oynuyor adam. Öbürü 50 maç oynuyor. Hep söylüyorum. Ya neyse ya. Şimdi rekabette konuşalım. Yani Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında iyi rekabet edebilmesi için neler olması lazım, ne yapması lazım? İşte kimler gitmeli, nasıl profilde oyuncular transfer edilmeli? Yıldız transfer bekliyor tabii ki Beşiktaşlılar. Araya mı gideceğiz? Araya gitmemiz lazım. Bunların hepsini konuşacağız. Daha konuşacak çok konumuz da var hatta. Bir ara, aranın ardından buradayız. Bir yere ayrılmayın. Beraberiz, konuşacak daha çok konumuz var demiştik. Şimdi Fenerbahçe'de Mourinho dönemi başladı. Bundan sonra ne olacak? Transferde, listede kimler var, bunları da konuşuyoruz ama bir yandan da takımdan ayrılması ihtimali olan oyuncular var. Çok konuşulan bir isim aslında Ferdi Kadıoğlu, kalacak mı gidecek mi diye. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu iddialarla ilgili net konuştu. Bir bakalım neler söylemiş. Şimdi ayrılık demişken bilmiyorum ne kadar üzerine konuşulabilir bir şey ama şimdi Icardi ile ilgili bir detay var. Instagram sosyal medya hesapları futbolcuların var ya, işte oraya fotoğraflarını koyuyorlar ve Mauro Icardi'nin profili hep sarı kırmızı. Çok fazla Galatasaray ile ilgili paylaşımı var. Bir de öne çıkanlar diye bir bölüm oluyor. O da hikaye dediğimiz bazı paylaşımlar, kalıcı olsun diye koyduğumuz öne çıkanlar sekmesi. Galatasaray kısmını kaldırmış öne çıkanlardan. Biz hikaye yazmayı çok severiz. Hiç yazmayalım diyorsun. Bence şudur. Yeni bir sezona girecek. Şimdi yeni sezonun hikayelerini oraya koyacaktım. Ben öyle düşündüm. Bilmiyorum hocam hangi bakış açısıyla bakar. Bilmiyorum. Hocam bilirsin sen bu Instagram işlerini. Hocam her gün bana reels gönderiyorsun. Ya bu başka, bu başka. Allah Allah. Yani şimdi onu öne çıkartıyorsun bazı şeyleri de. Ya bu Icardi'nin hiç başka işi gücü yok mu ya? Bunlarla uğraşıyor ya. Ben olsam ya da, işte izleyicilerimizin yani dikkatini çektiği için yazmışlar. Merak etmişler. Muhtemelen kendisi de yönetmiyordu zaten o sayfayı. Ben öyle düşündüm yani. Yeni bir sezon başlayacak. Şimdi yeni hikayeler girecekti oraya diye düşünüyorum. Evet, güzel bir yorum aslında. Peki bununla ilgili başka bir gelişme olursa yine konuşuruz. Ben yeniden Ferdi konusuna dönmek istiyorum. Ben de Ferdi'nin seve seve kalacağını düşünenlerdenim. En azından bu sezon Mourinho ile çalışmak da isteyecektir. Ama çok astronomik bir teklif gelir mi? Gelirse ne olur? Sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Yani şu an benim gördüğüm Fenerbahçe yönetiminin Mourinho'nun istediği hiçbir oyuncuyu göndermek gibi bir niyeti olmaz. Kalması için de her türlü fedakarlığı yapar. Eğer sözleşmesi bittiyse yeni sözleşme, iyileştirme ise iyileştirme ki Ferdi gerçekten bu tür ödüllerin hemen hepsini bu sezon hak etti diye düşünüyorum. O yüzden de çok böyle eğer Mourinho'nun talep ettiği bir oyuncu, ki ben öyle bir oyuncudur. Bazı oyuncular için mesela aynı şeyi söylemeyebilirim ama Ferdi için söylerim. Bu durumda da bence gitmesi pek olası değil gibi görünüyor. Ama çok iyi bir rakama bir yere gider. Mourinho der ki onun ben şu oyuncuyla kapatabilirim. Şu oyuncuyu isterim ki Avrupa'da da Mourinho ile çalışmak isteyecek birçok oyuncu tabii ki var.
Mourinho'nun bir kere Türkiye'ye gelmesinin bence teknik adamlığından önce en büyük şeyi hem Fenerbahçe'nin hem ligin tanıtımına çok büyük bir katkı yaptı. Yani zaten ilk anlaşma haberi bile bir Şampiyonlar Ligi finalinin önünde devre arasında falan verildi. O yüzden çok fazla kitleye ulaştı. Tabii birçok oyuncu da Mourinho ile beraber burada olmak isteyecektir. Ancak yani dediğiniz gibi çok önemli bir takım, çok önemli bir rakam. Ancak onun yerine de en az Ferdi kadar iş yapacak bir oyuncu transferiyle bu ayrılık gerçekleşir ancak. Başka ihtimal Hocam, vermiyorum. Sen ne diyorsun? Vallahi 40 milyon verirlerse hemen veririm. 40 milyon rekor olur hocam Türkiye'de. Bir şey söyleyeyim. Benim bir arkadaşım var, Mahmut Domaniç. Şimdi bizi dinliyorsa sinir krizleri geçiriyordu. Bu diyor o Say Samuel'le şey diyor, Ferdi diyor. Ancak Pendik Spor'da oynar diyor. Ah hocam. Yemin ediyorum gerçekten. Ciddi söylüyor ya. Devamlı bana mesaj Ama atıyor. Sen buna katılmıyorsundur. Herhalde canım o ikisi olmazsa Fenerbahçe oralara bile gelemezdi yani. Ya olacak şey değil yani. Şimdi hani Ferdi ya adam bir şey şu var biliyor musun? İşte bu yedirdiği gollere bakıyor. Oralarda hak veriyorum yani tamam mı? Ama stoperlerin de eksikliği var zaten orada. Kalecinin hataları oluyor. Ya hücum gücü olarak tamam mı? Ya bana göre Ferdi mükemmel oynuyor. Bir kere rakip şeyin takımın defansını var ya dağıtıyor ya. Yani hiçbir şey yapmasa ki yapıyor, gidiyor, geliyor, geliyor. Aynı şey de o Say Samuel için de aynı şey. Onu da yemek için 50 tane şey yaptılar biliyorsun değil mi? O gitsin adamı aldıralım. Aldırdılar da zaten yani. Mert Müldür'ü aldırdılar, işte Cengiz'i aldırdılar falan filan yani oralara, sağ taraflara. Şimdi aklım sırrım ermiyor. Ferdi ben bana göre herhalde bırakmaz. Şimdi üçlü, esasında üçlü oynadığı zaman Fenerbahçe tamam mı? O Say Samuel'le Ferdi zaten ama üçlü oynaması gerek yok ki bunlar zaten gidiyor geliyor ya. Zaten gidiyor geliyor anlamadım ki ya ben niye tam üçlü, kenar oyuncusu üçlü oynamam yani tanımı aslında ne değil mi var hocam? Yani gidip geliyor ben üçlü oynamam burada bir kişi şey yapmam. Şimdi bizde bak iki tane altı oynattığın zaman o diyorlar ya çapa bu çıpa bilmem ne. Sen bunun bir tanesini alıyorsun altı dört numara oynatıyorsun öyle konuşayım yani seyirci ağzıyla. O zaman kimse bir şey demiyor ha. Allah Allah ya. Ya bu çok enteresan ya. Ya bunu da izleyiciler Allah buna bir dikkat etsin. Tekrar söylüyorum bak iki tane altı oynadığı zaman çıpa çapa olmaz işte kim şey topu kim taşıyacak. Ama sen bunu alıp dört numara oynattığın zaman üçlü. Ya zaten bunlar gidiyor. O Say Samuel'le şey tutamazsın ki adamla dur desen durmuyor zaten. Ne o zaman kimse bir şey ses çıkartmıyor. Üçlü oynadı ama. Ya bu oradakiler dikkat etsin. Hani bunları konuşanlar var ya çıpa çapa diyenler var ya. Hocam kızıyorum. Sen de bazen diyorsun. Ben yok hiç çapa çapa demem. Ya üç tane ya. Kazma bak. Diyorsun. Kazma başka. Kazma balta. Onlar bizim futbolumuzda geçerli yani şeyler sözler ama kelimeler. Şimdi bak tekrar söylüyorum. Almanya ben merak ediyorum. Almanya'yı biz yendik 3-2. Bir tane kim var? Milli İsmail, Salih, Hakan. Hakan şimdi orada 10 numara oynamıyor da 8 oynuyor, 6 oynuyor yani Inter'de. Arkalara da geliyor, burada da geliyor yani. Onunla Yusuf Yazıcı'yla da şey İrfan. 5 orta sahayla çıktın, 3-6 numara öyle düşün. Almanya'yı yendin. Biz de diyorlar ki hani topu kim taşıyacak? Vallahi böyle ya böyle düşünüyorum bakıyorum Allah Allah. 3 golü sen mi attın? Kim attı yani? Tombala'dan mı çıktı? Böyle bir zihniyet var bizde. Onun için de şimdi Mourinho yani şeyleri ben olsam üçlü oynatmam. Şimdiden başladık üçlü mü oynatır, beşli mi oynatır diye. Adamı şimdiden de oynamadan gelmeden eleştirmeye bak. Eleştirmede ne oynatacak acaba? Bırak ne oynatırsa ne oynatır. Şimdi 4-2-1-3 bak 4-1-2-3 yani 4-3-3 kardeşim hepsi 4-3-3 işte. Orada oyun karakteri 6 numaradır, 8'de. Ya vallahi delireceğim ben ya. Oynattığınızın oyuncu karakterleri aslında belirleyici. Yani, 4, 1'i, 2'si mi var? Çok 6'dan bahsettin hocam. Mourinho çok fizik kuvveti, çok güçlü. Evet. 6 ile muhakkak oynar. Mesela böyle bir transfer. Bir şey soracağım. İlk transferi belki de böyle bir şey oldu. Kurniç duruyor mu, gitti mi? Onu bilmiyorum. Kurniç gidiyor mu? Ama ben Mourinho'nun öyle bir, eğer 6 olacaksa Kurniç, öyle bir 6 ile oynayacağını hiç düşünmüyorum. Çok fiziksel gücü çok yüksek. 6 değil ki. Yani 6 değil ki ya 8. Ya baktım bak. Şimdi nedir? Hocam, ben mesela Kurniç'e şöyle bir ufak ayrılıyorum sizden. Kurniç'in oyun kurma şeyi özellikle Fenerbahçe gibi rakip sahada oynama ortalaması çok daha yüksek takımda çok fazla geriden oyun kurarak oynuyor. Bu da takım boyunu biraz açıyor. İşte o dönemde stoperler çıksın ileri. O dönemde Osayi yoktu. Mert oynuyordu. Şimdi o da
Osayi gibi bir hücumcu olmadığı için, hücum beki olmadığı için iyice mesafe açıldı. Bu sefer önde basan Fenerbahçe araya 2-3 toplarla ama geçilmeye başladı. Tamam da bak şimdi çok güzel söylüyorsun. Ama o Kuruç'un kabahati değil ki. Sen arkayı zaten çıkart kardeşim, bekleri çıkart. Ya Santri bak hep şey geliyor aklıma. Final maçında İtalya Avrupa şampiyonu, o Kelini var ya. Ya yay var ya yay. Yani Santra yuvarlağının öbür tarafında duruyordu ya stoper. Bir de çabuk değil ama o pozisyon alması falan adım mükemmel. Ya dönen topları alacaksın. Şimdi ben diyordum biliyorsun değil mi, hatırlıyorum. Çimleri tutan adamlar diye kitap yazacağım diyorum, tamam mı? Ya vallahi bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Şimdi adam şurada rakip. Korner atıyoruz biz. Şurada bir adam var rakibin. Yani savunmadan orta sahası duruyor. Bu burada amcam da burada duruyor. Top geliyor buna. Alıyor bu, dönüyor. Yürü. 20 kişi bu kaleye geliyor. Ya kardeşim burada işte çimleri tutma diyorum. Gel buraya. Dönen topu al. Devam et. Bak işte baskı buradan oluyor yani. Ön alan baskısı falan diyoruz ya. Eskiden bize forechecking vardı. Biliyor musun? Ya adı forechecking'di o ön alan baskısının adı. Yani ileride. Neyse şunu söyleyeceğim ben. Kulinic yani ya çok koşan bir adamı ben var ya. İşte dedim ya sana, sen Ciro maçında 1-0 iken bir golü önledi. Kimse farkında değil onu yani. Ya bitti. Sen o gün eğleniyordun yani. Ya koşacak futbolcu, bana 10 tane adam versinler Kulinic gibi. 10 tane. Ben Avrupa şampiyonu oldum. Bak 13 kilometre koşacak ama. Her maç. Ya tabii ya, bu taktik idmanıdır. Bak hoca bile çoğalmasını, arkadaki de çıkmayacak ha. Öyle bir şey olur mu ya? Şimdi, nasıl çıkmayacak? Devam edeceğiz, sorularınızı da alacağım ama haberleri de paylaşalım istiyorum. Bir yandan da seçim arifesinde Fenerbahçe, Aziz Yıldırım da başkan adayı ve Ali Koç'un bir çağrısı vardı. Bir televizyon programına birlikte çıkma çağrısı. Aziz Yıldırım bu çağrıya yanıt verdi. Bir bakalım neler söylemiş. Evet, bir gerilim de söz konusu. Yani aslında Aziz Yıldırım Mourinho konusunda o da aynı isimle çalışacağını söylemişti. Ama şimdi Mourinho geldi. Seçimde öne geçti diyebilir miyiz Ali Koç? Ve sizce Aziz Yıldırım bundan sonraki planı nedir? Seçimi kazanma yolunda ya da kazanacak mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben açıkçası Mourinho'nun gelişi sonrası biraz daha Ali Koç tarafının güçlendiğini düşünüyorum, mevcut başkanın. Seninle devam edeyim hocam. Bence seçimi Ali Bey kazanır desem yanlış bir seçim olur. Aziz Bey kazanır desem yanlış olur. Şöyle ifade edebilirim. Ben aslında seçim sürecini Sayın Aziz Başkan'ın yönettiğini düşünüyorum. Ki ilk açıklamasındaki ilk cümle çok önemli bence. Benim planım da yok diyor. Yani ben planlarsam sizinle görüşürüm gibi bir şeye gidiyor. Mourinho'nun da ilk ismini attı. İmza töreninde de çok fazla tepkili taraftar da vardı aslında stadyumda. Yani bazı tepki koyanlar da vardı. Tabii önemli olan burada 45 bin civarı delegenin ne düşündüğü. 4 ya da 5 yıl önce miydi ilk seçim Aziz Bey ile Ali Bey'in arasında? Ondan bugüne 20 bin 6. civarı 6. 20 bin civarı delege sayısı artmış mesela. Bu çok sayı olarak çok fazla ve Ali Bey zamanında kazanmış bu kadar delegeyi Fenerbahçe Kulübü. Ama Aziz Bey de bu kulübe çok büyük hizmetler yapmış bir başkan ve çok fazla da taraftarı seveni olan bir başkan. Yani bizler de mesela geldiğinde onun bir üslubunu biraz özlemişiz, tebessüm ettik. Yani çünkü çok uzun zamandır yöneticilerimizin konuşmalarından geriliyorduk. Biraz tebessümler de etmeye başladık. 2018 yılında Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı başkanlık seçiminde oy kullanma hakkına sahip üye 25.650, geçerli o 20.736, Ali Koç 16.092, Aziz Yıldırım 4.644. 2024 seçiminde oy hakkı olan üye sayısı 46.410. Çok fazla artış. Yani mesela bunu normalde ben Galatasaray'ın biliyorum. Üye sayısının %5'i kadar en fazla, genel kurul sayısının %5'i kadar yeni üye yapılabiliyor. Yani bu biraz fazla bir rakam. Tabii üye oluş şartlarını biz bilmiyoruz. Ama süreç içerisinde memnunsuzluğunu dile getiren fazla sayıda taraftar var. Ama yeni sezonda işte Mourinho'nun gelmesi belki de böyle bir hamle zaten. Ama ilk konuştuğunu iddia eden de Aziz Bey'di. Kendisi de gayet rahat bir şekilde şey dedi zaten. Olsun ya, ben de zaten onunla çalışacaktım. Devam ediyoruz diye böyle bir üslubu da var.
Ama tabii bu bir hamle, bir sanki bir adım öne geçirmiş gibi. Çok bildiğim bir yapı değil hani bu kongre süreci ama benim fotoğraflara baktığınızda bir adım öne geçirmiş gibi. Ama Aziz Bey bu süreçte sonra neler yapacak? Bu bir hafta içerisinde neler olacak? Hatta bir hafta bile yok herhalde. Hı hı. Onu takip edeceğiz ama her iki başkanın da çok güçlü olduğu gerçeği var. Hocam. Şimdi var ya, ben Aziz Başkan'ı çok seviyorum ya. Büyük hizmetleri var ya. Yaptı. Ya bu statı var ya, bak 3 tane stat var büyük burada, 4 de bir şeyi saymıyorum zaten şu olimpiyatı. Müthiş bir stat yapmış ya. Sıcacık giriyorsun, giriyor. Harika şeyler yaptı ya. Getirdiği adamlara falan filan bakıyorsun. Hadi dünyanın en şey adamlarını getirdi ya. Roberto Carlos'u, şuydu, Van Persie'ydi falan filan. Kim aklınıza geliyorsa takıma getirdi. İyi şeyler de yapıyor. Daha bir sürü tesislerde onlar bunlar falan var ya. Müthiş bir adam. Şimdi onu burada görmek bile hoşuma gidiyor benim. Ama kim kazanır bak yarışın şimdi. Yarışın içinde gördüm. Ya, tabii. Şimdi ya tekrar Fenerbahçe sahip çıkma şeyi düşüncesi içerisinde. Kim kazanır? Şöyle bir şey söyleyeyim. Eskiden Fenerbahçe kongrelerinin yani neticesini tayin eden bir Semih Bayıkan vardı. Allah rahmet eylesin. Yani onun grubu kime destek verirse. Şimdi, her kulüpte vardır öyle biri. Yani ama bu çok etkiliydi hakikaten. Şimdi onun gene bir isim vermeyeceğim. Yani onun ekibinden birisi var. Geçen Ali Koç'a destek verdim işte. Şimdi tekrar Aziz Yıldırım'a destek veriyor. Konuşuyorum. İsim vermeyeceğim. O da eski futbolcu. Şey dedi ya, şöyle bir şey söylemişti. Eski futbolcu. Eski futbolcu. Gene işte Bayülken'in şeyinden, ekibinden. İşte diyorum ki Ali Koç'a destek vermiştim. Şimdi diyor Aziz Yıldırım'a veriyorum. Şey diyor, freni boşalmış bir kamyon olur ya diyor, kuş aşağı öyle geliyor dedi Aziz Bey dedi. Ama bunu 20 gün evvel söyledi. Ondan sonra da konuşmadım. Yani freni boşalmış bir kamyon gibi geliyor dedi. Allah Allah yani. Ama bu olaylar o şey gelmeden evvel yani Mourinho hamlesi bana göre biraz şeyi Ali Koç'un tarafına ibreyi sanki oynattı gibi. Ama bak mesela Aziz Yıldırım da şöyle bir şey söyledi. Biz dedi şeyi getirelim, Mourinho'yu getirelim. Sen kazanırsan sen öde, ben dedi parasını ben vereceğim yarısını dedi. Çok güzel bir şey söyledi yani. Ama şöyle şunu da şey yapıyorum. Tabii Aziz Yıldırım Başkanı yani hizmetleri unutmaz. Ama Ali Koç da şöyle düşünüyorum ya. Bu adam geceyi gündüzüne kattı. Maddi manevi. Çok zor günler geçirdi. Çok eleştiriler aldı. Ya Fenerbahçe bir arada ilk yarıda en alttaki 3 takımdan birisiydi. Millet korkuyordu. Şu takım yenilse falan filan düşmeyelim diye. Tamam mı? Yani çok şeyler atlattı. Badireler atlattı. Yanlış konuşmalar yaptı. Bu yani çok şey emek verdi. Ben isterim ki yani bir şeyle Ali Başkan da bir şampiyonluk alsın. Ama Aziz Yıldırım'ı da bir kenara atmıyorum. Ali Koç esasında daha genç yani. 3 sene 5 sene sonra gelir 10 sene daha yapar. Esasında şeydi Aziz Yıldırım da ölene kadar başkan olur. Bunu unutmayalım. Yani ben 2 senelik geleceğim. Sağlıklı ömür versin inşallah. Sağlıklı olsun. Yani ben 3 sene geliyorum, 5 sene geliyorum falan inanmıyordum zaten. Hani bir daha gelmem falan diyordu ya. Yani olmaz. Buna, ya bir hastalık, bir sevda. Yani inanılmaz. Her şeyini verecek bir şey. En belirli hocam iki şey, katılır mısınız bilmiyorum ama işte Sayın Ali Koç'un Mourinho hamlesi. Aziz Yıldırım'ın da Ali Koç başkanın ben varken bizi şampiyon yapmazlar söylemi. O oradan gidiyor, öteki yani, Mourinho'dan gidiyor. İnşallah güzel bir yarış olur. Sonucunu hepimiz merak ediyoruz. Ya şimdi bir şey yapmadan şey Melike vallahi söyleyeceğim, dayanamayacağım. Şimdi şeyler Fenerbahçe taraftarları bir şey gönderdi bana bir tanesi. Ali Koç'un Mourinho hamlesinden sonra diyor Galatasaray tedbir aldı. Dursun Özbek koymuş yanına da hakem komitesiyle diyor 2+1 şey imzaladı. Mukale imzaladı. Ya nasıl gülmeyeyim ya. Hocam dayanamadın yine ya. Ya ben söylüyorum. Ya bunu biz söylemeyeceğiz. Ya bu da bir hadi bir ben kimim yani. Yapalım o zaman. Bir ben kimim yapalım. Eyvah. Hiç ne dedim hocam? Hiç bilmiyorum bunları. Çalışıp da gelmedim biliyor musun? Rock müziği, tarihi mimarileri ve nevi şahsına münhasır. Rock sahnesiyle ünlü bir ülkede doğdum. Kariyerim boyunca tüm kupalarımı tek bir kulüpte kazandım. 2009'da ülkemde yılın en iyi futbolcusu seçildim. Giovanni Dos Santos'la çok gole sevindik. Jose Mourinho'ya rakip olmak hiç kolay değildi. Ben kimim? Hocam rock müziği sen iyi bilirsin.
Sen oradan yardımcı olmalısın. Tarihi mimarileri bakın aksan da orada bir detay. Ya rock'n'roll, yani Elvis Presley'i biliyoruz biz rock'n'roll ama şey, tarihi mimarisi ne var? İtalya'dır. Hocam bir tek İtalya mı var? He? Bir tek İtalya mı var? Mimari. Hepsini birleştir yani bütün özellikleri. Aksan. Aksan deyince neresi geliyor aklınıza mesela? Ya bu Yusuf yazılı değil mi bunları? E tabi. O kadar da işe yaramadı hocam çay. Hiç ya. Vallahi bir zehirlenir bak. Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum. Giovanni bizim Galatasaray'daki Giovanni mi? Zor bir soru mu? Bu Giovanni ismi Giovanni değil mi şimdi? Ha? Yani bu gelen neydi? Şöyle bakıyorum. Broncos. Bilen var mı? Broncos. Giovanni geldi. Bilen var mı? Oo hemen gelmiş. Allah Allah. Ama yani ne biçim yazmışsınız Arda Bey? Kabul etmiyorum, yanlış yazmışsınız çünkü. Arda Bey sizinki doğru olabilir ama yanlış yazmışsınız. Doğrusunu yazın. Ne yazmış? Ay yok. Hayır özür dilerim. O yanlış isim yazmış, özür dilerim. O 2009. İpucundaki isim. Hayır, Rafael Marquez değil. Aa geldi cevap. Ayberk Bey tebrik ediyorum. Türkiye'si var mı? Bunu soracağız. Usulden de. Türkiye'si yok. Dos Santos hangi? Brezilyalı mı bu ya? Şey Portekizli mi? Ama yönetmenim Özgür'den bir ipucu geldi. Türkiye'si yok ama Türkiye'de şanslı bir günündeydi. Türkiye'de bize gol attı yani. Ne Türkiye'de kupa kaldırdı. Ha final oynadı. Türkiye'de kupa kaldırdı. O zaman. Şu anda kariyerinde şey bizim ya teknik direktörlük yapıyor. Zaman zaman yorumculuk da yapıyor. Kupa kaldırdı Türkiye'de. Yıldız. Nuri Şahin değil. Bir yıldız. Yabancı bir yıldız evet. Türkiye'si ha. Yok. İngiliz. Şey. Ya Liverpool'un şeyidir. Türkiye'de kupa kaldırdıysa ya. Evet. Liverpool deyince zaten. Yani. Artık dedim orası Gerard. Da sana yeri evet. Steven Gerrard'tı. Ayberk Bey ilk ben izleyicimizi tebrik ediyoruz. Hocam ben senin hep şeye gittim. Brezilyalı'ya gittim. Niyeyse Santos'u veya Portekiz'i önüne sevinecek diye. Bir dakika ya bu şey mimarisi nerede? İrlandalı mıydı bu? Ne hocam işte yani şey genellemiş Yusuf İngiltere'yi. Evet. Nerede doğduğu şehir neresi? Doğduğu şehri bilmiyorum. İngiltere'de. Ha tamam. Gerard neyse. Peki. Ayberk Bey tebrik ettik sizi de. Şimdi Galatasaray'la devam edeceğim. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Moura için yine hamle yaptığı iddia edildi Galatasaray'ın. Başka isimler de konuşuruz. Siz yazın ex hesaplarınıza. Biz haberin ayrıntılarına bir bakalım. Evet Nedim Hocam seninle başlayayım. Daha önce de gelmişti Galatasaray'ın. Evet ilgilenmişti. Evet ilgilenmiş. Şimdi tabii bu seneki Şampiyonlar Ligi formatı da maç sayısı çok fazla arttı. En az 8 maç oynayacaklar hocam. Tek devre usulü gibi. En az 8 maç. 4 içeride, 4 dışarıda. İlk 8'e 16 yakalılarsa ne hala ama 9 ile 24 arasında olanlar 2 tane de playoff maçı. Yani buraya kalmak için en az 8 veya 10 maç oynayacaklar. Dolayısıyla çok güzel. Bizim yorumculara şey çıktı. Yorgunluk falan olayları var ya. Hemen o çıktı. Ama çok maç oynadık. Bir yorgunluk. Daha sonrası da var hocam. 10 maç yetmeyecek. Sonra yani dolayısıyla kadronun bence bu seneki kadroların biraz daha geniş. Biraz daha fiziksel güce bir kere %100 sahip olmaları lazım. Hocam 5 oyuncu değişiyor ya. Daha ne olsun tabii yani? 10 oyuncu mu değiştirsinler ya? Ben aklım sırrı vermiyor ya. Yani buna ne güzel fazla maç oyna. Futbolcuya sorsam pardon bak futbolcum benim tamam mı? Dese ki antrenman mı yaptırıyoruz maç mı? Aman hocam maç bir kişi demez. Aklı başında ya kaç yüz bin şey vardır. Yani piyasada futbolcu vardır. Bir kişi demez ki maç yapmayalım. İşte antrenman yapalım demez. Ama çok güzel haber aldım şimdi. Ne güzel. Yine boğuşacağız o arkadaşlarla. Yorgunluk olayıyla. Biz hocamın yorgunluk dedin mi? Ben de sinirleniyor. Ben de bir sır vereyim madem böyle. Biz hocamın salı, çarşamba antrenmanını geçersek maç falan bize çıtır geliyordu bu arada. Bravo hocam ya. Bak. Yeter ki salı, çarşamba antrenmanlarını geçelim. Zannediyorlar gerisi bravo kolay. Hocam yani ya. Güzel şey söyledi ama. Keşke o dönemlerde ben çalışıyor olsaydım senin antrenmanlarına gelirdim ya. Bak yani şimdi. Galatasaray'da bence İzlerdik. Bence evet. En önemli ya da ilk yapılacak transferlerden bir tanesi orta saha olmalı. Evet. Olacaktır da çünkü
gerçekten az evvel de söylemeye çalıştım. Okan Hoca hep önde oynamayı seven, hep baskılı oynamayı seven. Dolayısıyla da en çok yıpranan oyuncular burada. Dolayısıyla burası muhakkak çok önemli bir 8'e sahip olmak zorunda. Eldeki oyunculara ilaveten. Amrabat, Sofyan Amrabat'ın ismi geçiyor ki bence çok uygun. Birkaç isim daha var. Sol bek bir tane var ama bu uzun maratonda bir tane de alması çok doğal. Sağ bekte belki iki transfer olacak. Elinizde tabii ki geçen seneden kalan önemli oyuncular var. Birkaç mevkide görev alabilen. En başında da Kaan geliyor. Bana göre bu şampiyonluğun en gizli kahramanlarından bir tanesiydi Kaan. Geçen gün milli takımda da gayet iyi bir performans gösterdi bence. Bu sefer de orta sahada oynadı. Ama Galatasaray'da transfer belirleyecek başka konular da var. İşte Kerem, Barış, evet. Bunların durumları nasıl gelişecek? Bunlar da çok önemli ama mümkün olan en az kaybı vermek istiyor. Çünkü bu seneki şampiyonluğu bir önceki seneki iskeletinin çok büyük katkısı olmuştu. Bu geleneği devam ettirmek isteyecektir. Tabii ki bu anlamda hani geçen Köln'den önceydi Moura ile olan ilgileri. Bu sene nasıl gelişecek? Takip edeceğiz hep beraber. Hocam. Ve ya yine hocam yine bir stoper konusu var. Davinson evet, ne tabii. yapar? Evet. Bilmiyoruz Abdülkerim yani. Gider mi? Bilmiyoruz yok, Avrupa yok. Şampiyonası'ndan sonra. Zaten bak milli maçta da nasıl oyuna giriyor görürsün değil mi? Evet. Ta ceza sahasına oralara kadar gidiyor. Fenerbahçe maçında oynamaması bana göre yanlıştı. Şimdi ilk önce bir sağ bek. İki tane sağ bek alsın. Bir tane ama bir tane alsa iyi bir sağ bek. Niye biliyor musun? Orada Barış'ı oynatıyor, Kaan Ayhan oynuyor ama orada bir tane iyi bir sağ bek. Fazla para harcamasınlar. Bir tane orta sağ alır. Şimdi burada bak Zaha ve Hakim Ziyech antrenmansız geldiler. Sakatlıktan çıktılar geldiler. Bu bir şimdi iyi bir hazırlık kampı geçirirlerse onlar var ya öyle futbolcuları çok farklı bir daha, değil mi? Bence de. Çok farklı olur. Öyle futbolcuları alamazsın. Kaan Ayhan'ı zaten hocam söyledi. Benim için de bir numara. Ya nasıl bir futbolcuysa maşallah diyeyim. Kerem Demirbay var orada işte bir sürü adam var. Bence fazla Galatasaray'ın da fazla adam almasına gerek yok. Ama sol bek yani bir tane sol beki var. İkincisi olur mu bilmiyorum. Alırsın hangisini oynatırsın? İşte yedek şöyle kalır mı? Şöyle bir iddia da var. Onu da konuşalım. Zaniolo ile ilgili. Zaniolo'nun Manchester United'a gideceği ve Amrabat'ın Galatasaray'a gideceği ile ilgili bir iddia da var. Hocam gülümsüyorsun. Niye gülümsüyorsun dedim biliyor musun? Amrabat sol bek oynadı ya United maçında. Galatasaray'dan oynadı ya. Zaten orada sarı kırmızı formayla çıktı sahaya. İki golde de Amrabat'ın imzası. Ben biliyordum bunu söyleyeceğini. Ya vallahi ya. Şey geliyor aklıma şimdi. Bizim Alanya'dan arkadaşımız var ya Ali Tüncer. Buradan selam söyleyelim. Ona Ali Bey'e selamlar. Selamlar Ali'cim. Şimdi. Hep izliyor bizi kendisi. Evet. Şey ya taraftarları sormak lazım. Bizim mesela eski Galatasaraylı futbolcular var. Sen tanırsın Orhan Akyüz'ü bizim Kocaeli'li Trabzon'da oynayan falan. Ya kimler lazım ki? Herkese bir şeyler sormak lazım. Ne lazım diye. Ama bizde transferi doymuyorlar. Parayı falan kimse düşünmüyor. Alsın diyor. Onu da alsın. Bunu da alsın. Ya bu kadar borç var. Kim ödeyecek merak ediyorum. Ben olsam fazla kişi almam. Almam yani ya. İlla arkadaş yani kim Icardi'nin yanına kimi alacaksın? Aldığın adam onun gibi olursa çift santrafor olman lazım. Orta sahan o zaman eksiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde tekrar söylüyorum. Okan Hoca bugün çok başarılıydı bu sene ama Şampiyonlar Ligi'nde Kerem'i orada oynatı orta saha çok şey kaldı, dirensiz kaldı. İki tane adamla orta sahayı sen yönetemezsin. Yani bayağı mini maçları Manchester United maçında da orada Mertens'i soktuktan sonra anca şey oldu. Onun için de yani bir tane belki oraya bir orta saha alınır. Fazla da kimseye almasına gerek yok. İlla para harcamak diye bir şey yok ya. Mecbur musun arkadaş? Aldın dünya kadar adam aldın. Şeyi var, tetesi var daha değil mi? Kimler var ya? Gidecekler olur 3-5 tane. O son aldıkları santrofor, mantrofor falan artık ismini bile bilmiyorum. Ama Vinicius. Vinicius, Endombele. Yani bunlar gitsin. Tamam mı? Bir sağ bek alsın bana göre. Tamam mı? İyi sağ bir sağ bek diyorsun. Tabii. Şey, biz, sol bekim var bana göre var. Ama bir daha ekstra, ya şimdi bir şey söyleyeyim mi? Yazıyorlar, çiziyorlar. Allah'tan fazla aleyhine yazı yazmadılar sol bekin bu sene. Ben duymadım fazla. Köln'le ilgili mi? Ha. Yoksa var ya yerden yere vuruyorlar sağ beki, sol beki, Galatasaray takımdan. Hep aynıdır. Transfer olsun yeter ki. Ama yani, hocam çok uzun yıllardır Galatasaray her zaman beklerinin performansıyla Galatasaray'ın performansı çok yakın gider aslında. Yani hep hücumcu ya, beklerinin. Her takımda öyle vardı. Hemen ya.
Ben hani dediğim gibi stoper tandemleri bozulmaz ise, evet, orta sahaya muhakkak bir tane daha mevcut kadro kalsa bile bir 8, tempolu bir 8 ben alırlar diye düşünüyorum. Bekler bence de ihtiyaç var. Uzun maratonlarda lazım olacak. Santrafor konusunda muhakkak bir yedekleme olacak. Barış gitmezse Barış bir şekilde yapıyor ama Zaha ve Ziyech konusunda ben de hocama katılıyorum. Yani Zaha hem hazır gelmedi hem sakatlık yaşadı. Tabii ki Zaha isminin karşılığında bir verim alınmadı ama onun potansiyelini ya da Ziyech'in potansiyelini ne haksızlık ederiz eksi bir şey söylersek ama. Hocam Oliveira'yı da bir söyle bakalım. Ne düşünüyorsun? Oliveira bu kadroda bence şu an o da kalmak istediğini duyuyorum ben. Öyle mi? Vallahi ben Hasan bırakın hiçbir yerde 2 sene kalmamış da onun için söyledim sana. Oynamadı mı kız? Ama haklı bana göre. Ama şimdi orada Torreira'nın yanında bence daha tempolu bir şeye evrilecek oranın orta sahası. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bu Amrabat Zaniolo konusuyla ilgili çok soru var. Hocam sen ne düşünüyorsun? Yani Zaniolo işte gelecek oyuncularla da ilgili aslında. Yani kimler ayrılabilir takımdan? İşte gidecek var. Bir eksik hissedilirse burada Zaniolo takımda kalabilir. Ama iki oyuncudan hangisine daha çok ihtiyaç duyar Galatasaray derse benim öngörüm Amrabat'a daha çok ihtiyaç duyacağım. Amrabat bir şey söyleyeyim mi? Ya video veya belki 8'e daha çok ihtiyaç duyacak öyle söyleyeyim. Sol bek oynadı var ya. Hocam yani, sol bek oynamayacak zaten. Hocam ya ama nasıl onu oynattın ya? Onun hocası kimdir ya? Ya 2 tane golü bir baksana. Nasıl kaçırdı adam bir şeyi falan ya. Böyle. Hocam işte Kaan Ayhan solda oynuyor, yani, sağda oynuyor. Yani, canı çekti demek ki o zaman. Ya bırak. Kaan oynuyor. Sen niye oynayamıyorsun? Amrabat demişti. Bu arada Barış var ya maşallah ya. Evet. Vallahi şeytan kulağını kurşun. Dün var ya bir depar atıyor adamın şeyin İtalya'nın sol bekini. Yer sallanıyor. İndirirler. Ya bu bana göre Barış yani bir transfer yapar. De öyle düşünüyorum yani. Bologna'nın bir talebi ya konuşuluyor. Ya Bologna'sı ya bana göre yani her takım kime? Çok güçlü. Barış. Müthiş yani ya. Çok güçlü ya. İyi şeyler de yapıyor Kerata. Bravo ya. Bravo peki. Yani. Peki şimdi devam edeceğim. Köln'ün performansı ilgili zaten konuştular gerçi ama izleyicimiz sormuş Onur Bey. Bunun dışında yine bir başka izleyicimiz. Bunları da toparlayalım. Akın Ülkü Seviç diyor ki mevcut kadrosu Galatasaray'ın Türkiye Kupası mı demek istedi. Süper Lig için yeterli diyor herhalde. Şampiyonlar Ligi için sağ ve sol 2 cevval bek. Devamlılığı olacak 2 kanat forvet. Mertens ve onu yine yedekleyecek bir 10 numara. Icardi'nin gitme ihtimalini düşünerek üst düzey santfor olmalı. Icardi gider mi? Bu arada az önce konuştuğumuz konu ya da dönelim. Icardi'nin sosyal medyası ile ilgili. Şöyle bir şey ben de şunu düşündüm. Orada birçok öne çıkan olabilir. Hepsini silmiş. Yani yeni açanlar için ekranlarını hatırlatalım Icardi ile alakalı. Instagram hesabındaki öne çıkanların da Galatasaray'ı kaldırdığına dair haberler paylaşıyor. Biz tespit edip söylemedik bunu bu arada. Çok fazla haber paylaşıyor, onu konuşuyoruz. Ama ben de şunu söyleyeyim, orada pek çok öne çıkan hepsini silmiş. Bazen silersiniz onları ve Nedim Hocam da dedi ki yenisi gelecek yeni demektir bu tabii, diyor. Tabii. Yani Icardi gidecek mi? Ya bunu şuna getirmek istiyorlar. Erdem Bey'in konusuna getirmek istiyorlar. Öyle bir talebi olsa ilk karşısına çıkacak kişi Erdem Bey'di zaten. Yani öyle bir Galatasaraylıydı. O yüzden ben hani o tamamen yeni bir sezon bitti, kapandı. Artık yeni sezon, yeni bir hesap, yeni anılar, yeni dikkat çekici Instagram hikayeleri bunlarla dolacaktır burası. Ben öyle düşünüyorum. Dolacaktır diyorsun. Bunun haricinde izleyicimizin görüşüyle ilgili ne diyorsunuz? Diyor ki ben mi konuşayım kanat bunları? Oyuncuları. Kanat mı? Kaç 6 tane oyuncu saydı izleyicimiz. Evet. O para hesabı bilmiyor galiba arkadaş. Buradan selam söylüyorum. Ya bu kaç para ya? Bunlar euroya da dolarla geliyor. Evet. Allah aşkına 6 tane. Yani ama yani şey, Şampiyonlar Ligi için ve lig için Galatasaray geçen sene de çok transfer yaptı yine. Tamam yeter frene bassın. Ya bu kadar mı? Olmaz o arkadaşın. Ama bir taraftan Fenerbahçe şimdi Mourinho ile kim bilir hangi transferle yapacak? Bir transfer yarışı olmayacak mı? Ya olsun şey mi yapacaksın yarış mı yapacaksın? Hocam şey... yapıyorlar be ben söylemiyorum şimdi ki. Fenerbahçe ben söyledim mi mi yapmayacaklar? Bana bak şey kim geldi santrafor çocuk var ya Chelsea'den. City'den giden Sturridge mi? Nereye? Fenerbahçe için adı geçiyor ya. Bir baktım 35 milyon euro şeyi. Hocam Mourinho iki pivotla çok oynadı mesela. Yok yok ya çok Sterling. Çabuk. Sterling ya.
Nasıl bir adam ama çok çabuk. O bir geldi gündeme. Değil mi? Evet. İşte ama baktım şeyinden piyasa değeri 35 milyon euro diyor. Gene dünya kadar gol atmış. Chelsea'de de her tarafta, sizde de. Milli takımda da oynuyor. Alır mı? Alır yani. Ya nasıl vereceksin o kadar parayı ona? Peki. Ha? Şimdi çok hızlanmam lazım. Süremiz azalıyor. Trabzonspor'da da transfer çalışmaları var. Yine gündemde olan bir isimdi uzun zamandır. Muhammed Cham için Clermont'a yine teklif sundu ve beklemeye geçti Trabzonspor. Bir haberimizi izleyelim. Evet, tabii çok sayıda isim var Trabzonspor'un listesinde. Sadece biri Muhammed Cham, onu söyleyeyim. Epeydir istiyor ama artık son teklifini iletti. Ben Süper Lig'in içinden de transferler yapacağını düşünüyorum hocam. Seninle başlayalım. Aynı fikirdeyim. Hatta söylemeseydiniz ilk cümlem bu olacaktı. Ben de özellikle Beşiktaş'tan ayrılması muhtemel olabilir, Fenerbahçe'nin olabilir. Bu tür transferlerden de olur. Programın başında bir şey söylemeye çalışmıştım. Bir ufak devam edeyim. Dört tane takımın, diğer takımlarda da var ama dört takımın teknik direktörlerinin farklı oyunları var. Bu beni mesela heyecanlandırıyor. Birbirlerine karşı neler yapacaklar, nasıl oyun planları yapacaklar. Bu açıdan çok keyifli olacak. İşte dediğim gibi Mourinho başka bir durumdaki, dediğim gibi iki tane uzun forvetle de oynayabilir. Kenar oyuncuları bambaşka profillerde gelişebilir. Göreceğiz. Savunma böyle olacak. Okan Hoca önde baskıyla oynayacak. Beşiktaş'ta emin olun Van Broekhoff oyuncuyu geliştiren de bir teknik adam. Öyle izleyeceğiz onu. Ama oyun profili Beşiktaş'ın değişecek. Abdullah Hoca'yı biliyoruz yıllardır. Yani burada ben heyecanla bekledim. Birçok oyun var. Ama ben de Trabzon'a yani sizin gibi Türkiye içinden de birkaç önemli transfer Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bekliyorum. Hocam sen ne diyorsun? Hiç ama öyle bir şey yok yani. Ya bir şey söyleyeyim. Trabzonspor seyirciler, ya futbol şehri. Abdülkadir Ömür vardı. Onu yaladılar. Abdülkadir Parmak kayboldu. Ya eski Trabzonspor kendi futbolcularıyla şampiyon oldu ya. Eskiden. Ya niye bu çocuklara böyle bir yüklendiniz, ne yaptınız, ne bekliyorsunuz? Ben aklım sırrım ermiyor. Şimdi ben mesela Cenk Tosun'u, Salih'i diyordum. Ta Beşiktaş antlaşmadı ya. Hemen alırdım mesela. Tamam onları. Şimdi Kurunic alırım. Orta saha. Kim mesela şampiyon olduğu sene şeyi almıştı Beşiktaş'tan. Doğukan'ı almıştı biliyorsun değil mi? Trabzonspor. Doğukan bütün iş yapmıştı. Sakatlanana kadar çok iyiydi. Yani onun için içeriden hani Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den böyle şey yapmıyor ya, bizim medya yazıyor, çiziyor, adamları gönderiyorlar ya. Oradan adamları alırım ben yani. Abdullah Hoca kendi oyununu bilen oyuncuları her zaman daha fazla tercih etmişti ve onlarla daha fazla iyi oyunda oynadı. Ya, oyunda, yani şimdi şu anda Fenerbahçe, Beşiktaş'taki, Galatasaray'daki her futbolcu her türlü oyunu oynar. Hocanın da söylediği. Yani oradan ayrılanlar. İşte beğenmiyoruz biz. Şimdi arkadaş yazmış ya 6 tane adam. Sen saymışsın. Bravo. Ya. Şimdi şey yaparken ya Allah'ım yarabbim ya. Şimdi ya o paraları kim verecek, ne yapacak? Hiç kimse bunu düşünmüyor biliyor musun? Vallahi düşünme. Mesela bak kim geldi aklına biliyor musun? Rebic geldi. Mesela ben Samet'le konuşuyordum, hocam kıpırdamıyor diyor. Kıpırdamaz, adam oynatmıyorsun. Adam şey yapıyordur. Ben diyordur dünya ikincisi takımda, dünya üçüncü takımda oynadım. Sen beni burada kenara atıyorsun. Bilmem kimi oynatıyorsun. Oynamam kardeşim. Yani futbolcu onu da bilemiyorlar yani. Ya kardeşim futbolcu da insandan yani etten kemikten yani kimyasını bozun. Özgüvenini kaybetti mi oynamaz. Ama al onu sen bir tarafa bak Rebic mesela. Birkaç hoca değişti mi hocam? Hemen hepsinde aynı şey uğradı. Yani hiç kimse oyuncuyu kazanmak üzere bir şey yapmadı. Bravo hocam. Bravo. Ama zaten ne oluyor biliyor musun? Ya mesela baskı var. Yönetimden, taraftardan, medyadan baskı var. Bu adam kötü diyorsun. Öbür gelen de diyor ki ben seyirci karşısına almayayım diyor. Bir burada Necip'i o da şey adam yokluğundan onu oynattılar biliyorsun yani gelenler herkes. Onun haricinde kim medyadaki mesela kim negatif yazılar söylenenler varsa onları oynatmadılar. Çok enteresan. Vallahi. Hadi bir ben kimim daha yapalım. Süremiz azaldı. Süremiz biterse yapamayız. Güzel soru. Ya bu bir hakikaten 3 saat varken iyiydi ya. Değil mi? Evet. Evet. Ondan Portekiz, başlasak. Hollanda ve son olarak Türkiye'de futbol oynadım. Kariyerimdeki tek kupayı yakın bir tarihte kazandım. Adımı duyan çoğu kişinin aklına korku filmindeki başrolün ismi gelir. Yusuf ya. Jose'nin kalitesi tartışılmaz. Tahinli piyazın tadını hala unutamıyorum. Hocam tahin... Ben hiç yemedim tahinli piyaz ya. Hocam şu gıda senin işin. Hiç, ama hiç bak tahinli piyaz yemedim. Hadi bakalım şimdi onu deneyim bir şey.
Çünkü tayin şeydi, bütün zehirleri vücuttan atan bir şey. Ömer Saraç son maddeyi o bulmuş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Tayinli piyazı mı? Hmm. Ömer teşekkür ederiz. Ömer var ya, bravo yani. Josu. Tayinli piyaz yani. Evet, cevap alalım. Tayinli şeyi biliyoruz da kaba. Türkiye'de oynamış. Tuzlu yiyeceklere de çok yakışıyor hocam tahin. Evet. Zaten bence buradaki en belirgin ipucu, adımı duyan çoğu kişinin aklına korku filmindeki başrolün ismi gelir. Ben korku filmi pek seyretmiyorum. Ama bunu bilirsiniz ya. Frankenstein, demek ki Frank'le ilgili bir şey. Şeytan. Değil. Frankenstein. Frankenstein'i geç. Başka kim? Frankenstein korku değil hocam. Dracula. Öteki. Var ya bir tane sokak. İşte şey, Freddy. Ne? Kruger. Freddy. Freddy. Eyüp Spor. Bravo hocam. Tahinli yani piyazı neredeymiş? Yani bence kolay ipucuydu ama akıllarına hemen gelmedi. Evet. Benim aklıma direkt ama, herhalde Freddy gelirdi. Bir şey söyleyeyim mi? Ama hakikaten ya burada ne kadar... Ne oldu bu adam? Piyazı neredeymiş ya? Hakikaten piyazı, merak ettim tahinli piyazı. Piyazı Antalya değil mi? Antalya piyazı meşhurdur. Evet. Doğru. Kim, kimdi onu ya? Piyazı bak, kabakla yenir işte ya. Hiç de sevmem. Hocam şey, sen köfte. De ama senin mutfakla ilgili gerçekten biraz geliştirmen lazım. Tahinli, Allah Allah, kabakla yenir ya tahin. Hocam bal kabağından mı bahsediyorsun? Evet. Hocam tuzlu yiyeceklere de tahin konuyor. Piyaza, Antalya usulü piyazın içine konuyor tahin. Yoğurda da konur, bazı mezeler tahinli yapılır. Yok ya, şey hocam, var hep söyleyemiyorum adını. Tahinli. Yok, sonra söyleyeceğim ben onu. Şimdi kimse benimle dalga geçmesin. Benim o kelimeyle ilgili bir derdim var, onu söylemiyorum. Hocam böyle süzme yoğurda tahin karıştırıp meze yaparlar. Allah Allah. Hocam hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyorum meze. Durma, yemek tarifi şimdi yapıyorsun. Şey, bizim Ali Tuncer beni şeye çağırmıştı biliyorsun değil mi? Galatasaray'ın gecesine Antalya'da. Teşekkür ediyorum Onur Turun. Mütebbel. Ben mütebbel derken, bir Mbappe derken bir de mütebbel derken zorlanıyorum. Evet. Neden bilmiyorum. Şimdi oradan bir arkadaş benimle resim çekti. Galatasaraylılar ben düşmansın diyor ya, sağ olsunlar. Oradan bana arkadaş tahin şeyi falan gönderdi biliyor musun? Antalya'dan. Yeri Antalya'da mı tahinin esas yeri? Bilmiyorum. Ömer mi söyledi onu? Yok. Hayır, tahinli piyazın yeri. Piyaz. Allah Allah, o kadar gider gelirim. Şimdi Galatasaray'ın şampiyonu gecesi var. Gene beni çağıracak. Ali orada tahinli piyaz. Dövmesinler beni orada. Altan Akli size çok selam söylüyor. Aleyküm selam. Selamlar. Babanın bize arkadaşı değil mi? Evet. Hep ya, çok severim çok onu da ben. Selamlar, selamlar Altan Akli'yle buradan. Hızlıca o zaman logolar diyelim. Freddy'yi bildik zaten. Oo. Sırayla mı Yusuf? Ne ya? Sarı yer mi? Hayır hocam ya. Ya ne yapayım? Martı deyince, mavi beyaz deyince sarı yer geliyor aklıma. Fethiye değil değil mi? Şeyler çok şey. İyi. Neresi? Kim? İngiltere'deyiz. İngiltere, Brighton. Brighton hocam, Brighton. Tebrik vallahi ediyorum. Bravo. Oğlanla PlayStation oynuyor musun? Öyle bunun hiç, için. Ben de hiç tabii. PlayStation yani konsol oynuyor. Barkına selam olsun burada. Bu çok, evet, bu, selamlar. Bu, bak, yani bildi. İşte gerçekten sizi ileri taşıyabilecek bir oyun. İkincisi gelsin. Bunu bilemezler. Hemen. Bu da mı ilgili? Böyle bir amblem nedir ya? Cins bu sefer tıklı. Almanya'dayız ama... Kaiser'si zaten değil değil mi? Şu karşıdan bakayım ya. Frankfurt değil. Bundesliga 2'deydi ama. Sen pahalı mı? Şimdi Bundesliga'ya yükseldi. Ha, yeni yükseldi. Kimler yükseldi bu sene? Ben takip ediyordum ilki, ya. O ilki, evet hocam. Diğeri. Sen pahalı kim yükseldi ya? Hep takip ediyordum onu biliyor musun? Ingolstadt yok. Osnabrück değil değil mi? Hay Allah ya. Kim? Tüh. Ya hep takip ediyordum biliyor musun Bundesliga'yı ya? İkinci bir şeyi de Bundesliga'yı da. Hocam var mı? Hatta. Bundesliga'ya yükselen ikinci bir tane, takım. Bir de playoff'e çıkamadı bir tanesi playoff'tan biliyorsun değil mi? Son 3-0 yendi, 3-3 oldu. Şeylerle eğlendi. Şeyden, ikinci Bundesliga'dan çıkan üçüncü takım. Ben biliyorum bak, onu ya. Takip ettim de. İkinciyi nasıl bilemiyoruz ya? Ama ikincilikte çok oynamıyoruz o kadar ya. Şey geliyor aklıma, Serhan Türk kulağı çınlasın. Şimdi önüne bakıyorum, sen oraya bilir, bakarken bakıyor tamam mı? Serhan. Onur bilir. Ha? Bende yok galiba. Söyleyelim ya mi?
Bende yok galiba. Holstein. Ha. Ya bulamazsın. Santrafor var çocuk, biliyorum onu. Türkiye'ye getirdik biz ya. Peki sonuncusu gelsin. Evet, süremiz az, hızlı gidiyorum. Eh, Bursa Spor'a benziyor bak. Yaş. Yeşil direk. Türk mü bu? Türk herhalde. Bunu sorduk bu arada Yusuf. Ve bir, hocam sen bilmiş olabilirsin. Vallahi sorduk, sen yoktun. Şey, Çarşamba Spor. İnegöl, Minegöl, oralardan. İstanbul'dayız. Defa. Evet. Vefa. Sormuştuk. Yok, ben vallahi bilmiyorum. Ben ama ben... Vefa'nın şeyi. Ya bu Vefa'da ne kadar iyi bir takımdı Süper Lig'deyken evet. Ya. İşte bunları diyorum ki bir tekrar 3. ligi alsınlar. Evet, süremiz kaldı mı? Golü koklayabilecek miyiz? Böyle kısa bir ara vereceğim. Birkaç gün olmayacağım ama sevgili Ceyda Dönmez Baloğlu ve Koray Baloğlu da son sayfada sizler de olacak. Önümüzdeki hafta pazartesi gecesi görüşeceğiz. Biz o ana dek, benim adıma en azından o ana dek, hoşçakalın.